de tara. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Ay çok güzel. Tahmin etmekte hiç zorlanmıyorum ve çok mutlu oluyorum. Tayfun'un dileği. Ben okuması istemiyorum benimkini Gözde Hanım. Ben özellikle seninkini merak ediyorum zaten. Aa, kıskanç göründü. Şu an ekranı birisi kapatsa dileğimi bu zannedecek. Yani sen niye Aygün ismini mi söyledi? Kimi düşünerek yazdın o dileği? Ne? Çok güzel ya, ben çok aşırı mutluyum. Tavşan gitmiş şekine. Kulakların dikine. Tam üstünde saksan kukuli. Gecelerim böyle zor, zor geçiyor. Zehir gibi yüreğim çok acıyor. Ah bu aşk belası üzerimde. Gönül ferman dinlemiyor. Konser yılbaşı. Yılbaşı. Selam. Ya baksana çok harika bir elbise. Üstüme atma, jürden atmayacaksın diye üstüme hayır, atma. Hayır, tamam, ben bunu istedim, sen istemedin, illa o dedin, onu alacağız. Başarılı olmaz. Bunun teki nerede burada? Ailesi hayatta dışarıya kız vermez. Bir bozmaya çalışıyorsun sürekli de hiç gerek yok kardeş. Ayrı dünyaların insanısınız siz. Birimiz Jüpiter'de, birimiz Mars'ta mı yaşıyor ayrı dünyaların insanıyız? Elimde var ya, görüntülerin var biliyor musun? Ay ne görüntüleri ya, şu an çok merak ettim. Yakaladım senin görüntünü, elimde. Böyle düz bir adamın eğri bir görüntüsü olamaz. Vallahi komik ama yakaladım yani, şoka gireceksin yani. Bak gördün mü, kaçıyor adam. Ben de asansız kaçarım o zaman, hiç sorun değil. Sana inanamıyorum şu anda. Aslı ilişkiniz çatırdıyor mu yoksa? Benim hayalimde bir beyaz atlı prens yok. Vallahi çok mutluyum. Yemin ederim de çok mutluyum. Aba! Gözde Hanım ya. Taner. Efendim diyorum. Bugün sen 10 milyarı alıyorsun diyor. Gerçekten dedim. Evet sus, kimseye söyleme diyor. Bağırma. Çok üzülüyorum. Bugün sen mi biliyorsun? Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha da. Merhabalar efendim. Eğlendirirken güzelleştiren, güzelleştirirken daha da eğlendiren alanında en iddialı kuaförlerin ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin de yılbaşına özel bir programla ekran başına hoş geldiniz. Ne kadar şıksınız, ne kadar güzelsiniz. 2019'u sizlerle uğurlamak, acısıyla tatlısıyla beraber yaşamış olmak harika. Şimdi bugün hep beraber bir de geriye sayacağız. Görüyorsunuz ki jürimiz yerinde yok. Evet. Evet. Sürpriz. Bence hazırlanıyorlar. Tüm şıklıklarıyla sizleri karşılamaya hazırlar. Ben onları bugün görünce dedim ki podyumda yürümeniz lazım. Hazırsanız Ayşegül Kartal geliyor. Yeah.
ne mutluyuz, ne mutluyuz. Hoş geldiniz tekrar. Harikasınız. Siz de öyle. Herkes. Herkes şahane, ışıl ışıl. Heyecanlı mıyız? Çok. Bugün ayrı bir heyecanımız var. Değil mi? Evet, kesinlikle. Nasıl keyifler? Süper, bomba gibiyiz. Bomba gibisin. Nazar boncuklarımızı da taktık. Nazar değmesin hepimize. Çok güzel ya, ben şu an aşırı mutluyum. Yılbaşında böyle tabii görmek... burada olmak. Hiç öyle görünmüyor Buse. Karalara bürünmüşüm. Bu benim tarzım ve farkım. He, ne bileyim. He, Tayfun abi gibi mesela. Ben rengi saçımda kullanıyorum. Aa, kıyafet pardon, dediğim. O da lacivert giymiş, fark ettiniz mi? Ha evet, lacivert giymiş Tayfuncuğum. Ama çok mutsuz. Lacivert giymişsin. Abi bakabilir bugün mi? Yine çok renklisin. Bırak. Bırak. Abi bir bakmam lazım. Zorla mı giydirdiler? Vallahi yakışmış. Neydi, yavaş yavaş. Laci, evet. Bugün siyahtan başladık lacivert, yarın gri. İnşallah. Bir de onu... De doğru. Arkadaşlar bir de onu boş verin. Bir de bana uydurmuş lacivert. Bak. Seni böyle sakin bulmayacağımı düşünüyordum Aslı. Benim mi? Evet. Neden? Biraz daha böyle bir... Aha, yine bir şey mi var? Var mı? Bir burukluk var. Yani o burukluk, onu bir köşeye atıyorum. Öyle yeni yıla girmek istiyorum. Öyle mi? Ne oldu? Bende burukluk var Gözde Hanım. Ben çok buruk gireceğim yeni yıla. Damatlık giymiş ama ortada bir şey yok yani. Hayır, ondan değil. Ondan değil. Sen yine karıştırıyorsun. Her zamanki gibi karıştırıyor ortalığı Gözde Hanım. Görümcelik müessesesi. Evet. Yani evimizin en küçüğü normal şeye alınmış. Aslı dünden beri bana trip atıyordu. Ama bunda Buse'nin bir suçu yok ki. Sen tepkisiz kalmışsın. Buse mi tepkisiz kalmış? Hadi Buse'yi anlıyorum. O üvey görümce. Yapıyor. Hayır, üvey sen... değil. Üvey değil. Evimizin en küçüğü. Biz onu öyle kabul etmişiz. Yani gitmemi ara sıra... mi istiyorsun? Efendim? Gitmemi mi istiyorsun? Hayır, gitmeni istemiyorum ama... Buse'nin söylediğine de bence çok takılma. Biz onu öyle kabul ettik. Onu çok ne seviyoruz. Bazen evimizin... Ben sorunlu muyum? Evimizin en küçük kız kardeşi bazen hepimizi kırabiliyor. Normal. Yo, yani onun için sen ona trip at. Niye bana trip attın? Bak seni suçluyor, görüyor musun? Aslı, bir şey söyleyeceğim. Oranın trip atması benimkinden daha az kalır. Evet. Doğru evet. Söylüyorsun ama yine de sen trip atma. Boş ver abisin. Yok, boş vermiyorum. Bunu yazdım bir kenara. Yani... Ne oldu? Trip mi yedin sonuçta? Yani normalde ben çok böyle aralarına da girmek istemiyorum. Ama yine de o tribi hiç yersizdi. Keşke trip atmasaydın canım. Böyle güzel bir günde sen niye bana trip atıyorsun? Neden oldu bu? Kısaca özetler misiniz? Ne oldu? Yani dünkü VTR'e verdiniz ya hani. Orada işte Buse demiş ben Aslı'nın gitmesini istiyorum. Ha. Ona ben sessiz kalmışım, hiçbir şey dememişim diye hanımefendi trip atıyor. Yarışmadan gönderen evden de gönderir. Biraz daha düşün. Sen de onun tarafını tutuyorsan sen bilirsin. Ben onun tarafını tutmuyorum. Bugün makyaj yap. Onun tarafını mı tutuyorsun Asa? Tabii ki de. Onlar mı gitsin, biz mi gidelim? Benim kardeşim candır yani. O bir şey söyledi diye ben hemen kardeşimi sana şey yapamam. Kusura bakma. Siz kardeş olduğunuzu kabul ediyorsunuz da bizim kardeş olduğumuzu tamam. Niye kabul etmiyorsun? Keşke hiç konuşmasaydın Asa. Bak sesim düştü, farkında mısın? Sesim düştü, farkında mısın? Keşke vallahi hiç konuşmasaydın. Valla alınmamalı. Sakın bu işine yansımasın. Aman sakın, bugün eğleniyoruz. Bugün gerginlik yok, alınmak yok. Bütün aksilikleri, alınganlıkları 2019'da bırakıyoruz. Önümüze yeni bir sayfa açıyoruz. Ben ilk defa ailemden ayrı bir yılbaşı gecesi geçiriyorum. İlk defa yılbaşında ailemden ayrıyım. Yeni yıla ben çok mutlu girmek istiyorum. Keşke böyle şey yapmasaydın Hasan ya. Şimdi sizi ne keyiflendirir ben çok iyi biliyorum. Ben size çekiliş yaptırdım. Birbirinize hediyeler aldınız. Ben çatlıyorum neler aldığınızı öğrenmek için. Zekanıza çok güveniyorum bu konuda. Hediyelerinizi açmaya var mısınız? Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Hadi herkes ağacın başına o zaman. Anlaşalım. Notlarınızı ben topluyorum. Dileklerinizi ben okuyorum. Hadi. Siz hediyelerinizi alın. Herkesin adı yazıyor. Bakayım nerede benimki? Benim hediyem. Tayfun'muş o. Taner bak o Taner, seninki. Taner bu da benimmiş. Buse gibi küçük. Ben de aldım. Evet. Açsanıza, nasıl elinize paketlerle bekliyorsunuz öyle? Heyecanlı parçası. Ben açayım mı önce? Aç hadi.
Umarım müstakbel görümceme yaraşır bir hediye almışsındır. Bayda yani bu da çok lens. Teşekkür ederim. Lens derecemi biliyor musun? Biliyorum, Hasan'dan öğrendim. Kaç derece? 2,5. 2,5. Keşke derecemi bana sorsaydın da işime yarasaydı. Teşekkür ederim. Sana daha doğal bakman için şeffaf lensler aldım. Umarım o doğal gözlerini artık Hasan'a öyle işte bakarsın. Ama işte derecesi yanlışmış. Ben Hasan'dan öğrendim, Hasan yanlış biliyormuş. Ama zaten lens alacaktım, sağ ol. Keşke derecesi de olsaydı. Gözde Hanım, ben açayım mı? Hadi aç bakalım. Kim almıştı sana? Aslı. Ben tam da bana yaraşır, Taner'ime yaraşır bir hediye aldım. Bu ne kız? Büyük mü hissediyorsun? Ne bileyim, tövbe estağfurullah. Şarkı söylemeyi çok sever. Ben biliyorum onu. O yüzden ona mikrofon almak istedim. Hadi bir konuş. Hadi bir konuş. Şunun ayarını yapayım da ben. Bir sen şarkı söyle bize. Benim gerçek. Olmuyor. Buradan açılması gerekiyor. Bozuk mu ne? Pili yok belki de Gözde Hanım. Bir mırıldan, bize bir mırıldan. Bir aman Adanalı dinleyemeyeceğiz mi şimdi bir senden? Pili bitmiş Gözde Hanım. Olsun, ben böyle de söyleyeyim Gözde Hanım. Gözde Hanım, benim gerçekten mikrofonum vardı. Onu düşürdüm ve kırdım. Hani bunu da görünce çok mutlu oldum. Mikrofonu değil canım, senin pilin bitmiş senin. Senin pilin bitmiş, mikrofonun değil. Bitsin. Sana ne? Pil onun pili, sana aynen, ne? Sana ne? Pilim de bitebilir. Aslı sen benden mikrofonu açarsın. Adana'ya gidik mi? Şalvarından giyik mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş, gel gidik. Gidek gidek, gel gidik. Adana'ya gel gidik. Adana sıcak derler. Hey kardeş, gel gidik. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok mutlu teşekkür oldum. Ederiz. Ama çalışmayı Allah belanı verdi. Canım Allah, bit pazarından almadım gerçekten. Nereden aldığını ben biliyorum seni. Çalışmıyor mu? Aslıcığım, sen harika gözlerle bakarsın. Umarım dünyaya her şeyi güzel görürsün. Yeni lenslerinde senin de sesin hiç kesilmez umarız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Umarım. Bana teşekkür diyor ederim. Sana değil o. Bana sesi söyle. Kesilmeyen benim. Sen hayır, başka. Bana mı? Hayır, bana dedi. Gözlerimi kullanamadım. Sesin hayır, hiç kesilmez dedi. Hayır, bana söyledi. Size geçmek istiyorum. Hediyeler hediye mi? Konusunda. Evet. Açalım. Hadi bakalım. Ben de hediyemi açıyorum. Kimden de hediyen? Benim hediyem normalde bana Şükran alacaktı. Şimdi seni sadece şimdi, bir gün canlı tanımış, diğer günlerde Özlem ekrandan alacak, tanımış. Serap mı alacaktı? Aşk ben olsun, bu kadar mı sildin İnan ya? İnan unutmuşum, pardon, çok özür dilerim. Serap abladan. Serap abladan hediye. Bir bakalım. Abla hediyesi olsun istedim. Ablacığım, seni çok teşekkür soğuk ederim. Kış günlerinde sıcak tutsun istedim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı ve çok güzel bir hediye. Gerçekten büyük bir keyifle giyeceğim. Ama şu renklerle inşallah bu renkleri yanındakine de aşılarsın da böyle bir içimizdeki sırf, siyahın verdiği karamsarlık bak, bir gider. Siyahın yanına onu aldım sırf bizi de aşılamaya çalışıyor demeyin diye. Yani bu, olsun. Yine de çok teşekkür ederim. Güle ben güle seni giyin öpmek Hasan'cığım. İstiyorum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Çok sağ ol. Beğendiğine çok teşekkür ederim. Valla çok İyi beğendim. Günlerde. Keyifle giyeceğim. Sağlıkla yani. Saatle giy inşallah. Çok mersi. Ne güzel, ne güzel. Birbirinizi ısıtıyor olmanız çok güzel ve Buse, sıra sende. Gözde Hanım bana normalde Şükran alacaktı. Eminim burada olsa bana pijama takımı hediye ederdi. Bunu çok net biliyorum. Ama Zeynep bana hediye almış. Bakıyorum. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Anlamını niye bir aldım. Tane? Niye bir tane? Bir tane tek başına özel diye sadece onu aldım. Evet, 40 yıl hatırı olsun. Çok teşekkür ederim. Tatlı sağ kahve ol. Hiç tatlı konuşalım istiyorum. Bir dakika, anlamını aldım dedi. Sen ne aldın? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Seninle çok güzel dostluk kuracağımıza ama inanıyorum. Ama kahve değil ki, fincan. Kahve içeceğim, içinde ne içeceğim? Şu an fincan ama. Lens solüsyonu içmeyeceğim içinde herhalde. Şu an fincan elindeki, kahve yok içinde.
fincanın. Mutlu oldun sen de. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. O zaman sen ısındın. Sen de yeni bir dost kazandın diyelim ve Tayfun Serap'a geçelim. Neler gelmişsin? Şimdi bana Tayfun almıştı. Tahmin etmekte hiç zorlanmıyorum ve çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için en değerli hediyelerden bir tanesi kitap. Çok teşekkür ederim Tayfun'cum. Canım. Canım benim. Kütüphaneme yeni yıla bir tane daha eklendi. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Sağ ol. Güle güle. Yani güle güle oku. Güle güle kullan diyorum da çok saçmalıyorum. Ben bu hediye işini hiç beceremiyorum. Çok özür dilerim. Ben bu ceketi yırtmak istiyorum. Kim almıştı hediyeni? Bilmiyorum Gözden. Nasıl? Vallahi bilmiyorum. Ben ismimi yazıyordu aldım. Bu benim. Kim vermem. Aldı Tayfun'un hediyesini? Bu benim verme. İsmim yazıyordu. Bakalım Özlem Tayfun'a ne aldı? Kim aldı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Özlem ya herhalde aldım. Ya Betül. Siz mi aldınız? Evet. Ha şeyin yerine, Şükran'ın yerine. Betül'ün yerine. Betül'ün yerine. Aynen. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Adımı da yazmışlar. İlk aslında biz de Özlem'le aynı anda aldığımız için hediyeleri. Bana da öyle geliyor. Bu fincan takımı böyle tamamlanacak mı yoksa ikincisi bana çıktı. Çok teşekkür ederim. Üçüncüsü umarım herhalde bu tarafa çıkar. Güle güle kullanın. Güzel böyle yeni yılda güzel güzel sıcak sıcak için kahvenizi. Sıcak. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ay ne güzel. Yeni masamız açsın hediyelerini. Açayım. Kimden aldın? Bana da Hasan aldı. Hasan. Vallahi çok güzel açıklama yapacağım şimdi. Hasan bu ne? Kolonya ve peçete neden? Şimdi şöyle Zeynep'ciğim. Normalde ben onu Şükran'a almıştım. Şükran elendiğini. Şükran abi de burada ağlıyordu. 2 saatte bir bakmışım peçete falan filan. Ağlamasın diye çok zor zamanlar geçiriyor böyle tansiyonu bir yükseliyor bir düşüyor diye kolonya aldım. Ama malum onlar elendi sana geldi hediye. Ama söz ben sana yarın daha güzel bir hediye alacağım. Ben sözünü alıyorum. Adet yerini bulsun diye bunu sözünü böyle kabul et. Sözünü alıyorum ben. Yarın inşallah telafi ben edeceğim. Ben de kutuyu kocaman gördüm içinden ne güzel bir şey çıkacak diye bekliyorum kolonya çıktı. Neyse sen bayılırsan falan sana kullanırım en kötü. Tamam. Bunu. Ama kolonya kalsın yine zor saatler geçireceksiniz. Yani kolonya belli dursun olmaz, da. Belli olmaz aynen. Belki böyle terleyebilirsiniz. Belki terlediğiniz zamanlarda yine peçete de lazım olur. Peçeteyi terlediğiniz zaman için mi kullanacaksınız yoksa... Peçete ihtiyacım olabilir. Ne için? Peçete ihtiyacım olabilir belki diyorum. Belki sizin ağlayan modellerinizin gözyaşlarını silerler. Onlarınkini ben kravatımla silerim artık. Evet ve sıra geldi. Özlem'in hediyesine. Özlem kimden de hediyen? Çok merak ediyorum. Şalgamın tanesi. Umarım ön yargılarımı kırarsın. Tövbe estağfurullah. Şuradan ne işi var poşetin içinde? Yanıyor mu bu? Biz yeni geldik diye bize bunu yapıyorlar arkadaşım. Betül almıştım. Yapma. Betül çok sever öyle küçük oyuncak şeyleri çok severmiş. Ama senin kaderin ama gerçekten çok şık. Teşekkür ederim. En azından. En azından masanda bir renk olarak kalsın. Bugüne de uyuyor. Emir hayırlı sevdin olsun. Mi bunu Emir? Bu senin. Oğlunu da sevindirdin. Evet. Ne mutlu ışıl ışıl giriyorsunuz yeni yıla. Sıra geldi dileklerinizi okumaya. Eyvah. Ben Tanrı yazdım. Gözlücüğüm. Benim de bugün hem yarışmacılara hem de değerli jüri üyesi dostlarıma bir hediyem var. Evet. İzninizle takdim etmek istiyorum. Hem de çiftliğimizden kendi ellerimle ağaçtan topladım. Buyurunuz efendim. Biliyorsunuz nar patlatma kültürü Yunan mitolojisinden Anadolu geleneğine süre gelmiş bir ritüeldir. Ben de çok severim. Çok teşekkür ederiz. Bereket versin inşallah. Amin. Bereketi teşvik ettiği için. Buyurunuz. Ne yapıyoruz? Saat tam 12'de. En büyüğünü sana verdim Mumi'cim. Sokak Sincan. Kapınızın önünde bir torbaya da koyup Gözlücüm, çat diye patlatıyorsun. Seninki de burada. Hoppa. Çok teşekkürler.
Harikasın. Bereketin bol olsun. Çatlatıyorsunuz arkadaşlar. Patlatıyorsunuz onları. Bütün bereketini yayıyorsunuz. Burada değil ha. Burada yeterince renk var. Boya var saçılan. Narları gece patlat. Şimdi sıra geldi dilekleri okumaya. Aha geliyor, dileklerimiz geliyor. Benim dileğim belli. Ama okuyacak mıydık öyle dileği? Ben okuyacağım. Evet. Ben okuması istemiyorum benimkinin gözlerim. Ben biraz... Ben özellikle seninkini merak ediyorum zaten. Para mı diledin, ne yaptın? Daha çok siyah tişört, daha çok. Keşke gündüz olma. Hep akşam, gündüz de karanlık olsa. Tamam mı? Dinliyorsunuz dileklerinizi. Dilekleri gökyüzüne gönderiyoruz. Oluyor, 2020'de üstümüze yayılıyor. Efendim, Serap'ın dileği. Tüm dünyaya barış ve dostluk dolu bir yıl diliyor. O şeriti unutmuşuz ama. Gerçek olsun tüm dilekleri. Alıyor muyum? Hayır, vereceğim ben size. Tayfun'un dileği. Benimkini sormuş. Fotoğraf da bitti. Taner elensin. Ve bu üzüntüyle hep siyah giysin. Aa. Bu olmazsa da Allah bana akıl sağlığı versin. Akıl sağlığı versin diyor. Taner git burada. Gitsin Taner ya. Madem açıklandı ben arkasında durmam lazım, git. Git ya. Tayfun. Git kardeşim. Tayfun burada git. En çok rakip gördüğün kişi benim değil mi? Yok rakip işin değil de yani. Gitmesini istediğin kişi benim yani. Sana hak veriyorum kardeşim. Öyle ama mi? Gitmeyeceğim, buradayım. Aha. Elime senin dileğin geldi. Hadi bakalım. Sen de bana bir şey aldıysan şurada güreşiriz. Bakalım. Sana şimdi cevap veriyorum. En az 11. Ve Tayfun'un bundan sonra renkli giyinmesini diliyorum. Seninki olmuş herhalde, seninki. Keşke başka bir şey dileseymişsin Taner. Bak seninki olmuş. 11. 11. falan o biraz fazla imser ya. Aslı. Dileğim belli. Amin Allah'ım. Tahminin var mı? Tahminim? Yani Aslı kariyerini ilerletmek istiyor ama bir köşesine de beni koymuştur herhalde. Fön tutan kişi olarak evet. İş hayatında başarı. Aynen. Evet, sade, kısa ve öz, bu kadar. O zaten var, başka bir şey isteseydin. Daha da başarı. Daha da sını istiyorum. Ondan sonra da bir şey isteseydin. Daha fazlasını istiyorum. İleride zaten beraber iş yapacağız ya. Büyük dükkan açacağız ya. Hani o zaman dileğimizi gerçekleştiririz. Fön tutmaya falan gelirsiniz. Gerçekleştiririz. Ne gerçekleştiririz? İkisi açacak, Hasan fön tutmaya gelecekmiş. Ortak mı oldunuz hepiniz, anlamadım ya. Bu önce kabul etmiyordu. İleride çalışması için alabiliriz yanımıza. Seni ben içimden diledim. Bakalım Hasan ne dilemiş. Mutlu bir evlilik... Mutlu bir yuva. Yan yanaklarım. Tamam da Gözde Hanım, bu niye üstüne alınıyor? Mutlu bir evlilik, mutlu bir eş. Yani sen niye Aydın ismini mi söyledi? Kimi düşünerek yazdın o dileği? He? Yani yeni karısını düşünerek yazdım. O da ben oluyorum inşallah. Kısmet bu işler. Hasan ne olacak? Sen izdivaç diledin. Güzel bir evlilik diledin. Aslı iş güç kariyerinde başarı diledi. Yani iş güç zaten vardı Aslı. Bir köşesinde beni sıkıştırabilirdin. Ne olacaktı yani? Ben seni yani? İçimden diledim Hasan. Öyle içimden olmuyor. Ya şimdi de amin ben dedim senin dileğine. Ben hem içimden hem dışımdan hem cebimden hepsinde seni dilerim. Senin dileğinin içinde benim adım geçiyor mu? Efendim? Senin dileğinin içinde benim adım geçiyor mu? Yani geçmiyor. Hayatımdaki insan sen olduğun için haliyle bu dilekler seninle gerçekleşiyor. Yani ben daha önce sensiz hayal ben bile kurmuyorum. Peki, bunu konuşacağız belli ki. Devam edelim bu senin dileğiyle. Evli, mutlu, çocuklu olmak istiyorum. Hayır, yanlışlık var. Hayır yok. Vallahi istemiyorum yanlış. Evli, şu mutlu, çocukluk istiyorum yazmışsın. Aa, kıskanç görümce. Kıskanç görümce. Şu an ekranı birisi kapatsa dileğimi bu zannedecek. Şu an ekranı biri kapatsa hani bununla kalacak yani. Demek ki devamı var onun. Evet, ama hiç Buse'den öyle bir dilek beklemiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Benim dileğim belli.
Doğan belli, duyan belli. Buse seni evlendireceğiz. Oraya şeyi eksik yazmış. Yani oraya parantez içinde şimdi değil. Dileğim bu ama şimdi değil. Hani dilekleri okuyacağız mı falan diye çok şok olunca. Yok o değil Gözde Hanım hadi. Evet Buse okulumu bitirmek ve ismimi bir marka yapmak istiyorum. Evet. Buse Şimşek. Benim sana şakamdı. Teşekkür ederim. İnşallah o an birisi ekranı kapatmamıştır. İnşallah inşallah. Ve aramıza yeni katılan takımımızın dileği. Zeynep. Bütün sevdiklerim yanımda olsun. Kimse uzağa gitmesin. Umarız tüm sevdiklerin hep yanında olur, yanı başında olur. İnşallah. Ne sıra geldi Özlem'in dileğine? Kocamın daha romantik olması. Şimdi bana kızacak Özlem romantik abla, değil miyim diyecek. Birkaç gün benimle takılsın. O yok ya bende. Senden romantiktir de. Şimdi normalde çok romantiktir eşim. Çok aşırı mükemmelliyetçi olduğu için. Yani en iyisini yapmak isterken hiçbir şey yapmıyor. Ne güzel. Çok çok iyisini yapmak için uğraşıyor. Onu bulamıyor. Onu bulamadığı için de yapamıyor. Tamam biz bunu konuşuruz ilerleyen günlerde. Peki. Size nedir efendim yeni yıl dilekleriniz? Adnan Bey'den başlayalım. Vallahi benim her zaman için sağlık, mutluluk, huzur. Bütün dünyaya, ülkeme, aileme. Daha ne isteyeyim ki? Ayşegül. Ben de tabii ki bütün dünyaya sağlık, mutluluk, isteyen herkese başarı, bütün hayvanlara güzel bir yuva, bütün kimsesiz çocuklara güzel bir yuva ve herkese aşk diliyorum. Tuba'cığım, dileğin ne? Benim hep bir totemim var. Öncelikle bedenlerimize sağlık, evlerimize huzur, mutluluk, neşe, ceplerimize bolluk, bereket, işlerimize başarı, etrafımıza her zaman gerçek dostlar, gerçek insanlar, gönüllerimize sevgi, aşk ve tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik diliyorum. Muammer Bey. Ve sahne. Hayır, 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 hayır. Böyle geçiştiremezsiniz. Hayır, geçiştirmiyorum. Sahne alabilmek için bile Tuğba'nın dediklere ihtiyacı var insanların. Sağlık, sıhhat, para. Yani bir sahnede bunu yapacaksanız bunlar olmadan sahneye çıkamazsın. Hayat zaten bir sahne biliyorsunuz. Evden dışarıya çıktığınız zaman podyuma ayak atmış oluyorsunuz. Ve sahne değişim o. İnsanların o kapıdan dışarıya çıkması sağlığa, paraya, neşeye, huzura, bu tip güzel şeylere ihtiyacı var. Hepsine onları diliyorum. Ben de tüm ekibimiz adına harika dileklerinizi toplayıp gökyüzüne gönderiyorum ve günün en şanslı modellerini davet ediyorum. Çünkü bugün onlar gerçekten yılbaşına Türkiye'nin en başarılı kuaför ve makyaj sanatçılarıyla hazırlanacaklar. Hazırsanız ilk olarak Taner ve Aslı'nın modeli Gonca Çakmak gelsin. Özlem ve Zeynep'in modeli Meryem Sülü gelsin. Hasan ve Buse'nin modeli Gülben Akgül gelsin.
Serap'ın modeli Sayime Dilan Taşkasay gelsin. Modellerimiz o kadar şanslı ki çünkü Türkiye'nin alanında en iddialı kuaför ve makyözleri onları yılbaşı gecesine hazırlayacak efendim. Saçınızla, makyajınızla, kıyafetinizle, ayakkabınızla, aksesuarınızla buradan hazır çıkacaksınız. Onlar sizin için seçecek, sizi süsleyecek, püsleyecek, güzelleştirecek. Eski yıldan kalanları üzerinizden silip atıp sizi yeni bir yıla hazır edecek. Üstelik saç makyajdan önce de biraz eğleneceğiz. Biraz mı eğleneceğiz? Çok eğleneceğiz. Çünkü bugün Kobra Murat burada. Allah Allah. Hayri dinle. Bu şarkımızda pişmanlar çatlasın. Hayalleri Paris, yaşamın Somali, Dubai. Senin adını buldum, senin adın Mokali. Sakın fazla şişirme, şişeceksin patlayacaksın. Ortaya çıkınca ortadan patlayacak Mokali, Vitali, Kukuli. Abi kaç ödeme ya Mokali. Kaçmış bazına, bir de baktım tarzına, ağla kara bahtına, çıkamazsın tahtıma. Samanlıkta uyuyorsun, sarayda sanıyorsun, tavşan gitmiş şekine. Kulakların dikine, tam üstünde saksan kukuli, vur beline kazmayı Mokali. Getirin DJ Yılmaz'la kobrayı kukuli, Mokali. Aç karnını dur kukuli. Abi kaç ödeme ya Mokali. Hocam, kostümlerimiz kırmızı. Dolaşıyoruz Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Çok TV'de öyle bir program var ki, programların yıldızı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür. Harikasınız. Evlerinizin neşesi, güneşi, sevgisi, güzelliği, her şeysiniz. Yeni yılda tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk, şans, kısmet, huzur, para,
güzellikler diliyorum. Siz kaçsanız bile hayalleriniz peşinizden koşsun, yanınıza ulaşsın, kalbinizde, gönlünüzde olsun. Hayatınız Romanova tadında, ranga, rungo olsun. Adınız kalite, soyadınız marka olsun. Evinize, yerinize, kalbinize huzur, sağlık, mutluluk da olsun. Roman camiasından tüm dünyaya selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Canınız, gönlünüz, sesiniz bereket de olsun. Allah razı olsun. Hepinize iyi seneler arkadaşlar. Hiçbir yere kaçamazsın. Programın sonunda tekrar eğleneceğiz. Tamam. Yeni yıl kutluyoruz burada. İnşallah. Başımın tacı, gönlümün ilacı. Daha nar patlatacağız. Patlatalım hocam. Düşmanları çatlatalım hocam. Evet. Alkışlarla teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim, günün konsepti tabii ki de yılbaşı gecesi. Modellerimizi bu özel geceye biz hazırlıyoruz bugün. Kuaförler ve makyözler onların kıyafetlerini, aksesuarlarını, ayakkabılarını seçecek. Bu özel geceye uygun harika saç ve makyajlarla tamamlayacaklar. Yılbaşı gecesi konsepti için süreniz toplam 60 dakika. Hazır mısınız? Şimdi 5 dakika içinde giyinme odasında kıyafetleri seçin bakalım. Yılbaşı. Yılbaşı. Selam. Işıltı mışıltı herkes bir şeyler yapacaksın. Biz böyle sade şık yine döktürelim, tamam mı? Hadi. Tamam mı? Böyle pırıl 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 çıkacaklar. Biz bunu yer miyiz? Sen sade yap yap. Sade yap. O zaman bunu yapalım. Bak bak, bunu da alacaklar. Bu da gidecek kesin, göreceksin. Bunları tek tek götürecekler. Evet. Siyahta mı karar kıldık? Vallahi yani ayakkabıyı da görmüşsünüz. Ben hiç üzerine konuşmuyorum. Elbiseyle onun arasında kararsız kalmıştım. Karar sizin. Tamam mı? Nasıl bunu yapasın? Yapasın bir şey mi? Evet. İşte biz kadınlar çıkamıyoruz böyle şeylerin içinde. Sen kadınsın, çıkamıyorsun. Ya ben niye çıkamıyorum? Hadi. Hadi son 10. Hadi oğlum, 9 bülten aldım ben. 8 hadi. Hadi hadi 7 hadi. Selam gel. Aa, bir şey diyeceğim Özlem, baksana çok harika bir elbise. Bakar mısın bir, gel bir. Bak bir. Aa, çok güzel. Tek kol. Evet, tek kol, süper. Nasıl? Ayakkabı olarak renk olur, açık renk olur. Tüslü renk de olabilir. Şu olabilir. Şu nasıl, sade? Bunlar çok abiye. Aşkım, onun üzerine bu payetli elbise abiye olacaktı bile. Yapar mı takacaksın? Onun teki yok ama. Tamam, teki mi yok? Hadi koş, hadi vakit koş, yok ya. Kaldık. Neyse tamam. Tamam, hadi gidelim. Onları da sen yine de al. Aa, bu çok güzel. Hı. Bak. Çok bol. Olmaz. Asla bir şey olmaz. Canım, sen benim söylediğini al. Orada bize laf etsinler. İçeri tamam, senin söylediğin hangisi? Yok, hayır. Senin söylediğin hayır, hangisi? Hayır, şunu diyorum. Tamam, bunu al. Bunu al, tamam, bunu al. Hayır ya, onu mu söyledi? Bunu al. Üstüme atma. Jürden laf yiyeceksin değil, üstüme hayır, atma. Hayır, hayır. Tamam, ben bunu istedim. Sen istemedin, illa o dedin. Onu alacağız. Evet, buldum ben küpeni. Hani tamam, bulmuş, bulmuş. Tamam, tamam, bulmuş. Hadi hadi gidelim tamam, o zaman. Yeter, çıkalım, tamam. Hadi. Tamam, koş, 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 koş. Ne dersin? Nasıl? Olabilir, mantıklı. Bu olsun. Ya da buna da bir bak. Ayakkabı da siyah olsun. Stiletto. Oo, öğrenmişsin stiletto. Şu gümüş de olabilir, nasıl? Bu da mantıklı. Evet. Aynen, bu ikisi de olsun. Kolunda tamam, da gümüş var. Onu boş, diğer taraf olması lazım.
Şüphesiz olmaz. Biber gibi. Bunun teki nerede? Burada. Gelin 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 gelin. Efendim Salı'yı yeni yılla sallıyoruz. Hazırsanız süreyi başlatıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, 20. Ailesi hayatta dışarıya kız vermez. Bir bozmaya çalışıyorsun sürekli de hiç gerek yok kardeş. Ayrı dünyaların insanısınız siz. Birimiz Jüpiter'de birimiz Mars'ta mı yaşıyor ayrı dünyaların insanıyız? Elimde var ya görüntülerin var biliyor musun? Ay ne görüntüleri ya, şu an çok merak ettim. Yakaladım senin görüntünü elimde. Böyle düz bir adamın eğri bir görüntüsü olamaz. Vallahi komik ama yakaladım yani, şoka gireceksin yani. Enerjimi biraz kaldırmak istiyorum çünkü önlerini biraz böyle hafif bir kabartık. Yani kendi doğal dalgasıyla geriye doğru itip göndereceğim. Şuralarını alacağım. Adnan Bey beğenmemişti çünkü şuradaki bu düşüşleri. Evet, böyle şu geriye doğru, komple geriye doğru alacağım. Şöyle ensede bir toplama olacak, tamam mı? Senin enerjin oradan bura, bu taraf. Sen burayı kapatıyorsun. Öbür tarafı alman lazım. Şimdi sen, biz öyle bir şey yapalım, tamam mı? Diğer tarafı alalım. Sen hep mi bu tarafı kullanıyorsun, böyle mi? Senin için de şey olsun. Değişiklik olsun ekranda ya. Göreceksin. Gülbancığım, dediğim gibi artık böyle yapacağız. Hazır mısın? Evet. Bugün yılbaşı. Evet. Yılbaşı için söylemek istediğim bir mesaj var mı? Selam göndermek istediğim biri. Yeni yılı birlikte geçirmek istediğim biri. Birlikte. Yani erkek arkadaşımla geçirmeye devam edebilirim. Ben hadi ona bak. Çok selam yolluyorum. Her şey, her şey gönlünce olsun. Hadi başlayalım. İnşallah. Şimdi güzel bir topuz yapacağız. Yani dediğim gibi şık olacak, anladın mı? Hazır mısın? Hazırım. O zaman çak. Hadi şu aynaları çekmeceye kaldıralım. Bakalım modellerimize sürpriz olsun. Son bir kere bak. Şöyle şuraya doğru, yukarıya doğru kaldıracağım. Burayı da geriye doğru alacağım. Tamam, bunları falan iyice fönleyip geriye doğru alayım. Bunlar buradan çıkmasın. Nasıl arkadaşlar? İlk defa canlı canlı gününde konsept böyle başka türlü denk geldi. Ben zaten normalde ilk defa hep yılbaşında böyle geç saatlere kadar çalışıyoruz. Tüm kuaförler böyle. O yüzden kendimi ayrıca bir keyifli hissediyorum gerçekten. Sosyal hayatımız gerçekten olmuyor Gözde Hanım. Biz kuaförlerim. O yüzden ben bugün bayağı bir şanslı hissediyorum kendimi. Çok geç saatlere mi kadar çalışıyorsunuz? Çok geç saatlere erken kadar çalışıyoruz, evet. Yılbaşında olsun, bayramlarda olsun sürekli çalışıyoruz. Yani siz yılbaşı gecesiniz hayatınızı hep geç saate kadar çalışıp ondan sonra eve gelip dinlenerek geçiriyorsunuz. Hayır tabii ki de, oradan da o yorgunlukla eğlenceye gidiyoruz. Ben öyle yapıyorum. Bak. Aynen, biz de yapıyoruz. Sen? Biz de yapıyoruz. Eğlence. Evet, enerjimiz bitmiyor tabii ki, gidiyoruz. O gün tam gün çalışınca, iyi de para kazanınca tabii o parayı da bir yerde yemek lazım yani. Ben hiç haz etmiyorum kalabalığı, 2-3 kişinin bir arada olduğu durumları falan. O eğlence mi eğlence, bana eğlence gelmiyor. Kabus geliyor. Samimi de bulmuyorum orayı böyle herkes. Ne yapıyorsun herkes... Tayfun abi? Bugünlerde efendim? Ne yapıyorsun mesela? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Normal mesela? Hayatıma devam ediyorum. O gün öyle özel bir şey yok benim için. Normal ne yapıyorsam ona devam ediyorum. Hayır, ne yapıyorsun? Evime gidiyorsam evime gidiyorum. Ya da yürüyorsam yürümeye devam ediyorum. Bugün yılbaşı yolumu değiştirip başka bir yere gitmiyorum. Uyursam uyumaya devam ediyorum. Aynen öyle. Hiç benim için öyle bir özel gün, özel şey, doğum günü falan filan hiç. Hediye de çok sevmem ama burada kırmak istemiyorum. Bir de şey, herkesin renkli giyeceğini düşündüm filan. Ben de onlara bir şey, uyuyayım istedim. Ay. Acaba depresif bir hali mi var Tayfun'un? Yok, sevmiyormuştu ya. Ama biraz depresif de onu yani. Bence dünya... Koyu renk, işte onu kutlamayı sevmiyorum, bunu yapmayı sevmiyorum. Böyle bir depresif bir ruh hali olabilir mi? Depresif değil de böyle felsefi görüşü farklı. Tayfun, inanılmaz sıkıcısın biliyor musun? Nedenmiş o ya? Ya biraz mutlu ol, bugün yılbaşı ya. Benim modumu da düşürdün şu an. Hakikaten Tayfun abi, bari bugün eğlen ya.
Hep böyle bir karamsar karamsar. Ya gerçekten hiç özel bir programın olmuyor mu? Yani özel, bugün özel bir gün. Hani bugün bir şey yapayım demiyor musunuz? Ya mutlaka oluyordur da planlı bir şey değil yani. Ben oradan hep çıkıyorum. Yani Taner'in söylediği gibi değil. Şimdi ben Taner'e nasıl eğleneyim Allah aşkına? Sana kırmızı tişört giydiririm şöyle Tayfun abi. Bu gece gel bize takıl. Kırmızı eğlenmeye gidelim. Kırmızı tişörtle size evet. Var ya vallahi bak. Gözler öldüğüm gündür yani. Hem kırmızı tişört hem Taner. Ben ölürüm yani. Böyle bir şey yok. Ölmen. Hayır. Benimle eğlenirsin gerçekten. Hayır Tayfun. Bak yine tırmanırım oraya. Hayır. Vallahi bu sefer gider. Tayfun çok eğleniriz. İnan bana. Abi senin yılbaşını eğlenceli. Yılbaşını. Vaktin geldi yavaş yavaş. Böyle bir gel biraz zengin göstersin seni. Ya var ya halime bak ya. Tamam böyle. Hasan. Bak ne güzel siyah kırmızı. Vallahi çok hiç iyi şey oldu. Yapma. İnan ki güzel bak, oldu. Bak kırmızı sana ne kadar yakışıyor. Bugün kendimi vallahi şey hissetmiyorum. Bak. Sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık. Eğleneceğiz. Eğleneceğiz. Ya. Alıştır yavaş yavaş kardeş. Evet. Bir kere de olmaz. Ona da hak ver Tayfun Saner. Ben bununla sen de bir kere de adamı senin gibi olmasını bekliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamı yönlendir. Saner ben bu şu halime babama seslenmek istiyorum. Babacığım. Beni affet babacığım. Ama Hasan sen de Mustafa Sandal gibi olmuşsun. Şöyle bir aya benzer falan yapsan. Tam o yani şu an. Sen bugün doğal coşuyorsun olarak. Yani. Batman'da da değilsin. İlk defa mı İstanbul'da yılbaşı kutlayacaksın? Yok ilk defa değil. Kaçıyorum diyorsun buralara. Yani yok genelde Batman'da çalışıyordum. Ben son birkaç senedir hep Batman'dayım. Ama birkaç seneden sonra ilk defa İstanbul'da olacağım. Bakalım daha karar vermedim ne yapacağım. Aslı'yla belki bir yere giderdik ama ona da trip atıyorum artık. Ben de trip atacağım. Hiç yakışmıyor bana ama atacağım. Trip yok bugün. Bak ben atacağım. Hayır yok. Hayallerinin bir köşesine bile beni sıkıştırmamış ya. İnsan bir en kötü ihtimal resmin köşesine Hasan yazar. Sana da dedi ama adım yazmamışsın dedi. Mutlu bir yuva istiyorsun dedi. Evet. Ben yokum dedi. Genel ama koymuşsun hayalini dedi. İnşallah onunla olur dedim. Herkesin önünde, bütün Türkiye'nin önünde inşallah onunla olur dedim. Aslı'nın hayali güzel bir gelecek, güzel bir iş, kariyer, ondan sonra evlilik. Bakalım kısmet, nasip. Böyle bilet alan var mı aranızda? Aldın mı? İnşallah bana çıkar. İnşallah bana çıkar. Ne yaparsın? Bir bana ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Kaçarım. Nereye? Buradan kaçarım. Kuaförüm sensini bırakırım Taner'e. O kazansın. Aslı'yı beklerim kapıda canım. İlkin bir tek başıma kaçarım. Ondan sonra gelir Aslı'ya. Bırak. Sonra hemen Aslı'ya bağlama. İlk önce alır kaçarım dedin. O kadar parayı görmüşken şimdi. Nereye kaçıyorsun? Büyük ikramiyeyle. Nereye kaçıyorsun? Yani büyük ihtimal herhalde en sevdiklerime, aileme bir haber veririm. Bana çıktı hazırlanın. Uçak gönderiyorum size aldırıyorum. Onların hepsini bir önce bir İstanbul'a yanıma alırım. Ondan sonra bakalım bölüştürürüz herhalde kardeş. Mübarek bizde kardeş de çok. 12 kardeşiz. Hangi birine ne kadar vereceğim? Gelmiyorlar. Niye mesele gelmiyorlar? Efendim? Aileler diyorum niye gelmiyor? Benimkiler de gelmiyor. Vallahi. O kadar gelecek. Söylüyorum gelin parayı artık. Parayı duyunca gelirler. Aynen. İkramiye para çıksın hele. Hele bir çıksın. Tayfun ne yapıyorsun büyük ikramiye çıkarsa? Büyük ikrama. Şey onu da sevmiyorum canım. Şey. Gözler. Almaz o geri verir. Büyük ikramiyeden kasıt ne? Yani rakam para mı? Piyango bileti hediye etti arkadaşın sana. Senin alacağını düşünmüyorum. Tamam şimdi. Belki aldık para çıktı. Vallahi kimseyle konuşma. Para çıkmış ne konuşacağım? Ne yapacaksın peki konuşmayıp? Kaçarım işte. Yani. Sen nereye kaçıyorsun? Ülke içinde böyle yine gizli köşe bir yerlere. Kaçarım. Parayı orada çatır çatır yerim gizli sak. Kimseye vermem. Param var artık ya. Vallahi kimseyle konuşmam yani. Hiç konuşmam. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Vallahi çok mantıklı. Hasan duymaz. Şey aşk duymaz. Aşk yine mi yok? Aslı duymaz. Aşk yine aşk mi yok? Aşk yok aşk. Para var artık. Hiç bakmam o zaman. Ne yapacaksın tek başına o kadar bak parayla? 3-5 tane arkadaşım var diyorsun zaten. O da mı yok? Onlarla da konuşma. 3 kişi. 3-5 kişi var onları da. Tayfun. Nasıl? Bizi de görürsün. Tabii. Her zaman. Emin misin? En yakınımızda kim varsa onlara tabii. Taner'e vermem ama. Gözlerim Taner'e vermem. Vallahi bana ısrar etmeyin. Ben bu vermem ona. Taner'e çıksa ne yapar? Taner'e bir sor hele. Taner gider borçlarını öder. Borçları yok mu malzemeciye? Onları Taner, verir. Borçlarını ödedin. Zaten büyük ikramiye çıktın. Ne büyük yapıyorsun? İkramiye çıktı mı Hasan? Şey borçlarımı Tayfun kapattıktan sonra
Oh, evimde yatarım, keyfime bakarım Gözde Hanım. Bunları çeker miyim ben ya? Büyük ikramı geçecek mi senin borçlara? Ne çalışırım ne bir şey ederim vallahi. Keyfime bakarım Gözde Hanım. İkramiye çıktı evde yatacaksın öyle mi? Keyfime bakarım. Tatile giderim. Kimseyi de arayıp sormam. Siz ne yapıyorsunuz büyük ikramiye çıkarsa? Valla bana çıksa bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. Ülkenin nüfusu da 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz ülke daha. Biraz şahlanırdı en azından. Birer lira düşüyor. Tamam, birer milyon. Birer lira. 80 kişiye düşer 80 milyon. 80 milyon. Herkese birer lira düşer. 80 milyon. 80 milyon da insan var. Herkese birer lira. İşte herkese birer lira dağıtırdım o zaman. Parayı çarçur ederim diyorsun. Ama nasıl muhasebeciyim? Ben boşuna mı dedim mali müşavirimle? Siz Tanrım Bey. Biraz yanlış hesap oldu galiba. Evet, evdeki hesap çarşıya uymadı canım. Yok, işin esprisi bir yana gerçekten ihtiyacı olan özellikle dernekler, hayvan hakları, işte ne bileyim çocuk esirgeme kurumları, şehit ve gazi aileleri dernekleri. Çünkü ben yıllardır bu tip derneklerle çalıştığım için onlara da bir bağış yapardım. Kendimle de ilgili muhakkak ki bir yatırım yapardım yani. Arkadaşlar, şunu da merak ediyorum. Konseptle ilgili yılbaşında size daha çok nasıl saçlar için geliyorlar? Neler istiyor kadınlar? Yılbaşında nasıl görünmek istiyorlar ve nasıl olmalı aslında? Yani insanlar çok eğlendiği için bence daha çok böyle rahat edebilecekleri saçlar tercih ediyorlar. Çok böyle uğraştırmayacak, hareketi çok kısıtlamayacak saçlar olmalı. Evet, mesela ben şunu biliyorum. O çok fazla da toka takılması iyi olur. Çünkü ilerleyen saatlerde şöyle rahat rahat saçını açıp açıkta kullanabilmelisin. Değil mi Taner? Ne diyorsun? Kesinlikle Gözde Hanım, ama genelde hep böyle şey, farklı farklı modeller yapıyorlar. Çılgın modeller yapıyorlar. Ben mesela en çok sevdiğim bu meslekte yılbaşı günleri özellikle böyle farklı saçlar yapmayı çok seviyorum. Genelde partiler falan düzenliyorlar çünkü. Hani böyle farklı farklı saçlar yapmayı seviyorum. Hani açık saçları böyle pek sevmiyorum yani. Hani zaten günde çekiyoruz, normal günlerde çekiyoruz fönü falan. O günler böyle daha çılgın saçlar yapmayı çok seviyorum. Bu senin trendlerinde neler var saçlarda? Şimdi şöyle, yılbaşı için tabii öyle yılbaşı trendi diye bir şey yok. Tabii ki. Yani normal günlük trendleri gece kıyafetiyle yorumlamak kalıyor. O yüzden de saçların bütün gece dayanıklı olacak, dayanıklı olacağı ve onların eğlenecek, hani dans edecek, hoplayacak, zıplayacak şekilde onları desteklemesi lazım. Kesinlikle, ben de katılıyorum. Yani ben daha çok yılbaşında böyle yarım toplamalar, at kuyrukları, salaş saçlar. Ya da daha dalgalı saçlar. Dalgalı evet. Saçlar. Yani belki bir yerinden toplanmış. Hmm. Rahat edebilir. Evet, rahat evet, ama dayanıklı olacak saçlar. Bu arada benim saçımı bugün Adnan Bey yaptı. Aa, çok teşekkür çok ediyorum kendisine. Belli oluyor. İmzası belli. Ben. Dünya Güzeli seçildiğimde de Adnan Bey yapmıştı milattan önce. Aa, tabii o yıllarda. Ne güzel. Ne güzel bir tesadüf. Ne güzel bir tesadüf. Hasan. Efendim. Ne oldu, yine tripleri yemişsin? Yani trip yeme değil, aslında ben trip atıyorum canım. Niye? Görmedin mi ne dilekçe yazmış? Ben onsuz hayal kurmayayım diyorum. O kalkmış iş diyor, kariyer diyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten izledik de, gerçekten Buse de öyle deyince sen orada gülmüşsün biliyor musun? Ona çok bozuldu. Neye? Sen orada onaylıyormuşsun gibi bir surat ifaden vardı. O gerçekten yanlıştı. Arkadaşım, burası bir yarışma. Yarışma da kız onu söylerken en azından şöyle bir, Buse onu söylerken şöyle bir yani yandan yandan bakacaktın yani, katılmıyorum der gibi. Yandan yandan sen kalkmışsın orada gülüyün. Hiç de yandan yandan bakmam, kimse kusura bakmasın yani. Kardeşimdir, gitmek istemiş, evimin küçüğüdür yani, evin küçüğümüzdür, ne yapayım şimdi? Kalkıp bunu söyledi diye tavır mı atayım, trip mi yapayım, burada kendimi mi rezil edeyim, ne yapayım? Ne söylemişse arkasındayım. Hasan'cığım, olmaz olmaz. Olur olur. Sen bozma. Onun hayalleri olur. Var. Onun hayalleri var. Bizim yok mu yani? Benim yok mu? Ben sizi bir arada gerçekten düşünemiyorum. Ya ilerisi olmaz. Ne yapacaksın Hasan? Vallahi sen çok mesela diyelim ki olur. Bak, Aslı'yla hayallerin var değil mi? Ne düşünüyorsun? Yani nerede oturacak Aslı?
Nerede oturacak? Yani Batman'a mı gelecek? Evet. Batman'a gel. Peki bunu Aslı'yla konuştun mu sen? Yani konuşmadım. Bunları konuşmak için erken. Biz birbirimizi kabul ettik de kaldı nerede oturacağımız ev Taner. Allah için çomak sokma her zamanki gibi. Bozma. Aslı'nın ailesi hayatta dışarıya kız vermez. Yani kalkıp da Batman'a kızını mı verecek? Bir de biliyorsun Asya'ya ne kadar düşkün olduklarını niye? Sen biliyorsun. Londra olsaydı verecektiler. New York olsaydı verecektiler. Peki Asya'yla nerede oturacaksınız? Nerede Batman'da oturmayı düşünüyorsunuz? Batman'da şu an bunları konuşmak için erken Taner'cim. Yani sen istiyorsan yine vardır senin bir muzipliğin. Sana zahmet hiç karıştırma bu konuları. Sen çomak sokma. Vallahi soruyorum. Yok boş ver. Sen zaten duyduğundan beri bir triplerdesin. Bir bozmaya çalışıyorsun sürekli de hiç gerek yok kardeş. Bırak Allah için. Olup olmayacağına biz karar verelim. Sen karar verme yani. Ben gerçekleri görüyorum arkadaşım. Ayrı dünyaların insanısınız siz. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Birimiz Jüpiter'de, birimiz Mars'ta mı yaşıyor ayrı dünyaların insanı? Ya ayrı dünyaların insanısınız işte. Sana öyle. Sana öyle yani. Bak sen aşk diyorsun, o iş diyor. Ne olacak? İkisi de diyorum. Senin böyle bir şeyi bozmaya hakkın yok arkadaşım. Üzüldüğü zaman ne yapacaksın? Benim görevim o. Üzülmeyecek mi şimdi? Sen bozdun, karıştırdın. Üzülmeyecek mi yani? Ha, niye kılçık koyuyorsun? Bak daha şey bile konuşmamışsınız. Taner. Yemin ediyorum aynı kılçık gibisin. Böyle her şeyi boğazınızda bırakıyorsun, kursağınızda bırakıyorsun. Bak daha şeyi bile sormamışsın. Aslıcığım evlendiğimizde nerede oturacağız? Sen gelin gelir misin? Arkadaşım niye sorayım? Böyle şeyler sorulur mu hemen? Sorulur sen tabii ki de. Niye sorulmasın ya? Kılçık. Niye sorulmasın? Sorulur tabii ki de. Yani sorulmaz mı? Zaten sorulur. Bir şey söyleyeyim mi? Ben seni ilk gördüğümde de demiştim bu kıl bir adam. Şu an hem kıl hem çem çıksın. Kılçık. Hasan olmaz. Vallahi olmaz. Bak ben bildiğim bir şey var sana olmaz diyorum. Çok uç noktalardasınız. Sen oradasın o burada. Nerede? Bir araya gelemezsiniz. Olmaz. Nerede? Olmaz yani. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Niye olmasın ya? Ya niye olmasın arkadaşım? Peki sana bunu kanıtlarsam bana ne olacak? Bana bunu kanıtlayamazsın. Sana bunu kanıtlayacağım. Ben senden böyle bir kanıt da beklemiyorum ayrıca. Niye? Beklemiyorum. Niye? Senin fikrini çok ciddiye almıyorum yani. Çok bence benim fikirlerimi çok iyi alıyorsun da ciddiye bakma işte. Kesinlikle fikirlerini ciddiye almıyorum kardeşim. Kendine sakla. Yine kılçık koymaya çalışma. Allah'ım ya nasıl bir insan ya? Hem kıl hem çık ya. Tam kılçık. Bir şey söyleyeceğim Hasan sana. Madem hani ciddi olduğunu ve sevdiğini, değer verdiğini düşünüyorsun, evliliği düşünüyorsun. Nerede yaşamayı düşünüyorsunuz evlendiğinizde? Yani yaşamla ilgili eğer o şartta, o seviyeye gelirse tabii ki ilişkimiz ortak bir karar veririz yani. Neden olmasın? Hasan'cığım bence sen biraz kıvırıyorsun. Bana net bir cevap ver. Gerçekten hani böyle bir şey istiyor musun, düşünüyor yani musun? Yani öyle bir şey olursa tabii ki Batman'da yaşayacağım. Nerede? Benim 7 ceddim, 7 sülalem orada, dükkanım orada, ailem orada. Beni bırakıp nereye gidiyorum? Batman'ın hakkını ver o zaman. Ya Özlem niye karışıyorsunuz ya? Bak ben dinliyorum ikinizi, özellikle Taner'e söylüyorum. Taner niye karışıyorsun? Artık çık aradan ya. Çık, bırakın bu adamları yılbaşında, bak bırakın bu güzel insanları. Bana aşkı övüyorsunuz. Ya sana ne? De. Bana övmediniz sana mi? Sana ne? Bırak adamı, aç önünü, aç. Bir karışmayın ya. Sana ne? Bırak sana evlensinler. Düşmüş. Ne istiyorsunuz bu kadar? Ben anlamıyorum ki. Sen sus. Senin zaten elimde var ya, görüntülerin var biliyor musun? Senin görüntülerin var bende. El ele tutuşmuş parkta mı yürüyorum? Görürsün. Böyle bunu bir şey yok. Bunu ortaya çıkaracağım. Görürsün Tayfun. Böyle bir şey yok. Görürsün. Bulursan ben de şey yapacağım. Herkes de şoka girecek. Sen de şoka gireceksin. Yakaladım senin görüntünü. Elimde. Tayfun'un şok görüntüsü ne olabilir ya? İzleyiciye şimdi ne mesaj vermeye çalışıyorsun? Niye insanın kafasını karıştırıyorsun kardeşim? Yani kötü değil, komik görüntüleri. Komik de o zaman. Komik. Şok ne o zaman? Şok. Komik görüntüleri vardı. Sen bu şokları ileride yaşayacaksın. Sen niye böyle insanların kafasını karıştırıyorsun? Ay ne görüntüleri ya? Şu an çok merak ettim. Evet. Ne görüntüsü olabilir? Gizli tahmin. Çekim mi yapmış acaba? Ne yapmış ki? Bilmiyorum. Bir dakika, ne zaman göstereceksin Taner? Çok merak ediyorum. Ne zaman göstereceksin? Yarın olabilir. Benim bu görüntüden niye haberim yok? Görüntü benim olmasına rağmen. Var, nerelerden buldum ben? Ben nerelerden buldum? Hiç haberim yok ya. Bak parkta biriyle el ele tutmuş falan gidiyorsam ya da yanında... Demek ki böyle bir şey var Tayfun parkta martta. Yok. Yani o mümkün değil anlamda söyleyecektim. Öyle bir şey yok. Çok merak ettim ya. Ben nasıl bir şeyim acaba? Ha? Gerçekten ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Ben nasıl... Allah Allah. Çok ben hiç merak etmiyorum. Tayfun'un kötü bir görüntüsü, çirkin bir görüntüsü, şok bir görüntüsü olamaz. İşte buyurun. Böyle düz bir adamın eğri bir görüntüsü olamaz. Böyle düz bir adam.
Yani en fazla var ya, yani en fazla şok olacağım şey Tayfun'u renkli şeyle, pijamasıyla falan çekmiş olabilir değil mi? Renkli pijamayla. Kesinlikle. Sanki söylediklerin havada kalacakmış gibi geliyor. Benim mi? Elimde diyorum. Elimde diyorum Özlem. Hadi bakalım merakla. Bekliyoruz. Montaj kesin bir şey çıkarıyor ya vallahi. Ama yakaladım yani, şoka gireceksin yani. Komik. Allah Allah. Genelde gülerler bana, burada da komiyim diyorlar ama. Acaba buradan mı derledi ya? Hızlandırın bakalım elinizi. Süreniz bitmek üzere. Makyözleri davet edeceğim. Sizler saçların çatısını bitirdiğinize göre. Makyözlerimiz hazırlar. Kuaförlerimiz çıksın. Makyözlerimiz gelsin. Yılbaşı makyajları için modellerimizi güzelleştirin bakalım. Bak gördün mü, kaçıyor adam. Ben de asansız kaçarım o zaman, hiç sorun değil. Sana inanamıyorum şu anda. Aslı ilişkiniz çatırdıyor mu yoksa? Benim hayalimde bir beyaz atlı prens yok. Vallahi çok mutluyum. Yemin ederim de çok mutluyum. Öğrendiniz mi modellerimizin bu geceki programlarını? Ona göre kıyafetler seçtiniz umarım kızlar. Evet. Ha? Asi bir modeliniz var. Hiç oryantal falan. Rock and roll çalsak buradasın. Gözde Hanım, ben tembihledim, partiye gidiyor akşam. Partiye mi gidiyor? Senin yapacağın saça ve makyaja göre mi belirledi programını? Harikasın. Benim modelim de partiye gidiyor arkadaşlarıyla birlikte. Galiba hepsi partiye gidiyor ha? Neler yapıyorsunuz yılbaşlarında genelde? Nasıl geçiyor sizde? Ama ben genellikle hep uyuyarak girerim yeni yıla. İlk defa burada giriyorum. Hiç 19-8 geriye saymak yok. Televizyon, hiç. Eğlence. Yani televizyon izleriz. Ya ama bir şey yapmayız yani. O gece ben hiç dışarı çıkmadım ya da ailemle dışarıda vakit falan geçirmedim. Özel bir sofra hazırlanmaz mı ama özellikle? O özel sofra hazırlanır ama böyle bir kutlama mahiyetinde yapılmaz. Zaten özel bir sofra kutlama demektir. Yani. Gözde Hanım, biz de full her yılbaşı ailemle girerim ben yılbaşına. Teyzemler, dayımlar, anneannem, herkes toplanır. Hep beraber yılbaşına gireriz ki her yıl yine beraber olalım diye. Ben parti parti dolaşıyorum. Şaka yapıyorsun. Tabii ki. Evde kedilerimle. Aileyle olduğu zaman tabii ki bir aile yemeği, hep beraber oturuyoruz. Ama tek başıma olduğumda televizyonum da yok biliyorsunuz. Kedilerimle geri sayım yapıyorum. Arkadaşlar? Ya biz o günler çok çalıştığımız için benim tek derdim 1 Ocak'ta öğlene kadar yatmak oluyor. Benim için yeni yıl kutlaması oluyor. Gözde Hanım, bizim de tombala partilerimiz oluyor evde. Evdeyiz genelde biz ailece. Hatta eşimin diğer kuzeni var. Genelde hep onlarla giriyoruz yılbaşına. Gerçekten bütün yıl onlarla vakit geçiriyoruz. Öyle bir şey oluyor. Ben ona inanıyorum yani. Çoluğumla, çocuğumla, ailemle hep birlikte evdeyiz. Böyle ufak hediyeler alıyor musunuz birbirinize? Ben eşimi alırım, eşim bana almaz. Sonra çocuğumu alırım, çocuğumun adına kendimi alırım. Yani çocuğuma, kendi adıma çocuğumdan hediye alırım. Öyle bir şey olur. Sonra çocuğumun adına babasını alırım gibi gibi böyle. Ama bana hediye gelmiyor. Şuradan da bir çağrı olsun. Ben sana alsam olur mu hediye? Senin bugünkü güzel hediyene karşılık. Olur. Aa, tabii ki bak, kabul bana ederim. Bana aldığı hediyeyi gördün ama bence bir daha düşün. Sana aldığım başka, onu alacağım başka. Bizim de size güzel bir hediyemiz daha var. Zannediyor muydunuz ki Kobra Murat'la eğleneceğiz sadece? Bugün Zeynep Dizdar da aramızda. Oo, çok iyi. Çok sevdiğinizi biliyorum şarkılarını. Güzel ikramiye gibi oldu değil mi? Kesinlikle. Büyük ikramiye çıkarsan ne yaparsın? Kuaförlerinize sordum. Sizin de cevaplarınızı çok merak ediyorum. Benim ilk başta ve dileğimde sizinle konuşmuştuk biliyorsunuz. Kedi ve köpekler için güzel bir çiftlik
gerçekten bir aile ortamı yaşayacakları, ezilip itilip kakılmadıkları, kalanı da ihtiyacı olan herkese dağıtırdım ya. Yaşayacak kadar olsun yeter. Para hiçbir zaman benim için amaç olmadı, araç oldu sadece. Yine bir araç olarak kullanırdım. Çok mantıklı, evet. Yalnız haberin olsun, büyük ikramiye tayfuna çıkarsa parayı alıp kaçıyor. Hiçbir arkadaşını da tanımıyor. Bulurum. Nerelere gidebileceğini tahmin ediyorum. Uzun süreli arkadaşlıklar maalesef sır saklamıyor. Buse, ne yapıyorsun? Büyük ikramiye sana çıktı. Ne yapıyorsun? Ben malı direkt anneme veriyorum. O dünyanın yatırımını yapıyor. Benim annem öyle ticaret kadınıdır tam. Hmm. Net. Eline 5 lira verin, onu 20 lira yapar size verir. Oh. Ne ya. Güzel, harika. Buradan bütün işverenlere duyurulur. Ne yaparsın büyük ikramiye çıksa? Ya aslında hiç düşünmedim büyük ikramiye çıksa ne yaparım diye. Ama eşim şöyle bir hayali var. Bizim oturduğumuz mevkiden büyük bir arsa almak istiyor. Sonra oraya arsaya büyük bir bina yapacakmış. Hepsini kiraya verip kiralacakmış. Öyle bir şey istiyor yani. Büyük ikramiye için küçük hayaller bunlar arkadaşlar. Büyük ikramiye diyorum. Aslında ne yapacaksın? Daha büyük bir iş yeri açardım kendime. Şimdikinin bir 5 katı falan. Arkadaşlar, bizim özel bir VTR'miz var şu an. Bir saniye iş yerinizi bırakıp izlemenizi rica ediyorum. Ay umarım benim değildir. Benim mi? Aslı, özellikle sen izle. Yine mi ben? Çok gerildim. Hadi bakalım. Yine ne duyacağım acaba? Hazır mıyız? Görelim. Büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Kaçarım. Nereye? Buradan kaçarım. Kuaförüm sensini bırakırım Taner'e. O kazansın. Aslı'yı beklerim kapıda canım. İlkin bir tek başıma kaçarım. Ondan sonra gelir Aslı. Bırak yalan. Bırak, sonra hemen Aslı'ya bağlama. İlk önce alır kaçarım dedin. O kadar parayı görmüşken şimdi... Ne diyorsun? Şimdi onu anlamaya çalışıyorum. Aslı, aslında ben bütün yaptıklarımı senin için yapıyordum. Bak gördün mü, kaçıyor adam. Abim de olsa bizi alıyor, kaçıyor, sen yoksun. Parayı bulan kaçıyor yani. Ben de asansız kaçarım o zaman, hiç sorun değil. Bekliyor muydun böyle bir cevap? Ben beklemiyordum, o yüzden hemen rica ettim. O görüntüyü sana izletmek istedim. Yani şimdi adam yalnız bir adamdı benden önce. O kafaya alıştığı için belki de bir an beni unutmuş olabilir. Daha çok taze. Özellikle bu kadar bu cicim günlerindeyken insanın tam tersi coşkuyla. Sorun değil ya, böyle bir soru bana gelse ben de onu unuturum. Ne çabuk vazgeçtiniz birbirinizden. Bu vazgeçmek değil Buse, ortalığı karıştırıp durma yeter. Para olunca kaçıyorsunuz ikiniz de, hayırdır? Ben param olsa herkesi daha çok etrafıma toplarım. Bütün sevdiklerimin her ihtiyacını da gideririm. Siz o herkes parayı bulan kaçıyor. Dünya böyle, böyle olmuş Gözde Hanım. Dünya menfaat dünyası. İlk Hasan kaçtı. Ne diyorsun sen Akgör? Kaçan kaçana ya. Ortalık bize kaldı. Siz kendi kendinize yarışın. Biz siz. Evli barklı mutlusun. Ne diyorsun Hasan'ın cevabına? Ben burada Buse'ye katılıyorum gerçekten. Hasan'a inanamıyorum şu anda. Direkt ilk aklına gelen bence Aslı olması gerekiyordu. Ama neden Aslı'yı düşünememiş onu düşünüyorum şu an. Bak farkında mısınız? Abim de olsa haksız olduğu yerde haksız diyorum. O yüzden benim adaletimden şüphe etmeyin. İnce'den mesaj veriyor resmen. Hatta yeni yıl notunda da isim yazmadı. Verin gazı, ben veriyorum, yetmiyor, hadi. Aslı ilişkiniz çatırdıyor mu yoksa? Aslı'cığım şimdi iki oldu, fark ettin mi bilmiyorum ama... Dostuna düşmanına dikkat et derim ben burada. Hasan ilk ne dedi sana? Buse konuşurken tepki bile vermedi. Şimdi ikinciye de yanına almayacağını falan söylemiş. Ne diyorsun bu duruma? Bence ben hiç güvenli bulmadım bunu. Ya o konuya bir şey söylemeyeceğim ama... ben buraya tek geldim. Dünyaya da tek geldim. Benim hayalimde bir beyaz atlı prens yoktu. Ben her zaman... Kariyer odaklı düşündüm. Hep kafam kariyer odaklıydı. Sevdiğim işte. Ya bilmiyorum. Onu da anlamaya çalışıyorum. Birine yaklaşırken her zaman empati kurmaya çalışıyorum ama kilitleniyorum sanki biraz. S-
Sen ne istediğini biliyor musun peki? Tabii ki de. Harika bir iş. Ben öyle düşünmüyorum pek de. Niye Aslı'nın hayallerinde de Hasan yok ki? Niye Hasan'ı suçluyorsun şu an? Yani tabii ki de hayır. Ben tabii ki de mutlu bir evlilik kendin istiyorum. Kendin iş istemişsin sadece. Hasan'ın istediğini gördüm. Mutlu bir evlilik. Hayatında sen varsan bunu kimin ne isteyecek? Sen işinde Hasan'ı sonuçta, nerede istedin? Sonuçta, dükkanında kuaför sonuçta, olarak çalıştırarak sonuçta mı? Sonuçta ismimi geçirmemiş Buse. İsmim yok benim orada. Ne ala yok artık var ya bu kız triplerini ben artık anlamıyorum. Yani bunu böyle adlandırmak istemiyorum ama. İyi çok emin olsa yeni yılda Aslı'yı istiyorum hayatıma eş olarak değil yazardı bence oraya. Orası da öyle doğru ama Aslı'nın yaptığının yanında bu ona yanlış gelmemeli. Ama biz daha tazeyiz ya. Ne tazesi? Tazeyiz. Tazeyiz deyip arkasına sığınamazsın bence Aslı. Bak sen daha çok düşünüyorsun onu gibi geldi bana. Neden size uzun geldi ki? Gerçekten biz daha 3 haftadır falan. Aşkınızı biz de iliklerimize kadar yaşadığımız için. Bir yerde okumuştum. Mutsuz olan insanlar başkalarının ilişkisine burunlarını sokarmış genellikle. Bana mı yapıyorsun bu lafı şu an? Vallahi çok mutluyum. Yemin ederim de çok mutluyum. Ben Buse'yi olduğunu düşünüyorum çünkü kendi üzerime almıyorum. Ne kadar mutlu olduğumu da gösterdim size. Hiç üzerime almıyorum şu an Aslı. Ben de hiç üzerime almıyorum çünkü Allah'a çok şükür ki mutluyum. Yalnızım mutluyum. Oh mis. Üzerine alınan piste mi çıksın? Evet. Ben piste çıkmıyorum. Buse çıkar mısın? Ben hiç üstüme alınmıyorum. Bunu söylemesinin sebebi de şu. Benim yaptıklarıma katlanamıyor. Süreniz bitiyor. Makyajın da çatısını bitirdiniz. Şimdi modelleri son haline getirmek için sayacağım ve kuaförleri çağıracağım. 5, 4, 3, 2, 1. Kuaförler gelsin. Efendim sizi de dışarı alalım. Kuaförler ve makyajlar saçları ve makyajları son haline getirecek. Bakalım günün kazananı kim olacak? Hangi takım modelini hayalindeki görüntüye kavuşturacak? Sımsıkı bir şeyle karşıma gelir de. Buradan benim duymayacak şekilde sana normal falan diyorsun ama ben oradan duyuyorum yani. Bana göre çok komik. Manda yuva yapmış Söğüt dalına. Yeni yıla nasıl girmek istiyorsa isterse kafasına domates sokar, isterse armutla gezer. Özür dilerim ya. Özür dileme, özür dileme. Ya haddime mi düşmüş yorum yapmak? Ben yapıyorum kardeşim. Hani kötü değil ama çok vasat. Siz tost yapsanız o saç böyle... Kuaförüm sensin de yeni yıla adım atmaya hazırlandığımız bu özel günde tabii ki de konseptimiz yılbaşı gecesi. Kuaförlerimiz ona göre modellerin kıyafetlerini, aksesuarlarını, ayakkabılarını seçtiler. Tarzlarına göre saçlarını, makyajlarını yaptılar. Sürprizlerimizle karşınızdayız. Az sonra Zeynep Dizdar'da şarkılarıyla aramızda olacak. Arkadaşlar fakat önce size bir haberim var. Taner'in de bize bir sürprizi varmış. Onun haberi yok. Haberi yok sürprizinden.
Taner'in sürprizden haberi yok. Taner ne sürprizin var Taner? Valla bilmiyorum. Sürprizlerle dolu bir insanım ya. Bir vallahi şu Taner an bilmiyorum. Yoksa Sivaslı da mı değilsin? Yok artık. Gözde Hanım. Senin bu sürprizden haberin yok mu? Vallahi yok. Bana da bir Taner'in sürprizi var dediler. Sürprizin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum inanın. Ne olabilir bu? Bilmiyorum ki. Tayfun gülüyor. Bir şey mi var? Seninle alakalı olabilir mi Tayfun? Yok. Ama o benim bir açımı yakalamış biliyorsunuz. Bir şey bulmuş, video paylaşacak. Ha, bir kaydım vardı senin. Nerede onu? Ben öyle misilleme yapmıyorum. Çıkartmama yapabilirim. Yarın dedi de bugün inşallah. Ama şey, Tayfun'un kaydı var bende. Bu sürprizi biz de bilmiyoruz. Bize de büyük sürpriz. İzleyelim en iyisi. Ben anlamadım yani. Sürpriz olacak Gözde Hanım. Keskese bu şey, elenme günü. Bize böyle yapıyor. Hani bana böyle bir bakıyor. Sen elendin bu hafta yani. Sen bugün gidiyorsun böyle bir bakış bakıyor. 5 saniye. Kes, 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 kes diyor. 4, 3, 2, 1. Kes, kes, kes. Muammer Bey. En iyisi o. Muammer bana böyle yapıyor. Taner diyor. Efendim diyorum. Sen 10 milyarı alıyorsun diyor. Gerçekten dedim. Evet sus kimseye söyleme diyor. Bağırma diyor. Tamam diyorum. Ondan sonra ben böyle yapıyorum. 2000 lirayı oraya verin. 3000 lirayı oraya verin dedim. Demek ki birinci biz olacakmışız diye. Sonra bakıyorum ki ben sonuncuyum. Başka birinci oluyor. Atlan bana böyle yapıyor. Evet uydu değil mi? Hayır. Atlan ayaktan bahsediyor. Hayır, ayaktan. O, sonra da dedi ki yine o yapmıştı. Sonra bana dedi ki. Ay ne oldu dedim Mahmut Bey. Sen bugün gidiyorsun dedi. Sen bugün de depi yiyorsun dedi. Yapmayın Muhammed Bey. Gerçekten diyorum. Çok üzülüyorum diyor. Bugün sen gidiyorsun diyor. Ondan sonra bakıyorum yine gitmiyorum böyle yapıyor. Ya sürekli var ya beni böyle bir korkutuyor. Görmen lazım Muhammed Bey. Ya çok seviyorum ya vallahi. Bugün de Attan Bey yaptı bana. Gözde Hanım, Taner sizin çok güzel taklidinizi yapıyor. Çok iyi. Çok güzel. Bravo. Ama yapıyor. Orada yapamadım ya. Sen röportaj sırasında bizim taklidini yapmışsın. Ama Gözde Hanım sizleri çok sevdiğim için yaptım ya. Hem benim hem Muammer Bey'in arkadaşlarımızı bunu kaydetmiş. Bizi sevmiyor demek ki bizimkini yapmış. Ha bizi sevmiyorsun herhalde bizim taklidimizi yapmadın. Hepinizi yapmadım. Çok seviyorum sırayla. Sırayla. Sürprizden sonra. Gözde Hanım akşamları gerçekten yapıyor ama gün içinde yaptığınız şeyleri akşamları yapıyor. Gerçekten mi? Gözde Hanım bir de orada rahat değildim. Normalde şurada yapıyorum. Öyle mi yapıyorum ben? Öyle mi yapıyorum ben? Hayır öyle değil. Orada öyle çıkmış. Yoksa öyle yapmıyorum. Gerçekten yani Gözde Hanım. Gözde Hanım bir görebilir miyiz burada? Gerçekten inanılmaz yapıyor. Çok daha iyisini yapıyor. Lütfen. Evet evet. Lütfen. Lütfen. Gözde Hanım ama lütfen. Şey lütfen. Kartımı da alayım Gözde Hanım. Bunu da verelim eline. İzleyeceğim. Al Tanacığım. Kartımı al. Ne yapıyorum? Gözde Hanım elenme günü. Evet. Elenme günüdeyiz. Evet. Çünkü. O milyarın sahibi bugün. Bu akşam kim veda edecek? Aa canavarmışım ben. Gözde Hanım inan gördüm. Yani. O gün bana öyle bir baktınız ki ben dedim ki asla hadi kalk gidek Gözde Hanım. Gerçekten bugün eğlendik biz. Keşkesini istiyorum. Taner Gözde Hanım'ın içeriye girişini yapar mısın? Ay evet onu ben de istiyorum. İçeri giriş var ya. Müzik istiyor bir de. Aynısını yap bize yaptığın gibi. Makyajı da çok
Herkes dönüp bana baksın. Güzelleşir. Neyse hanım valla ya. Bravo. Lütfen affedin, lütfen teşekkürler. Taner, bekliyorum. Bir sonraki benim taklidim, lütfen. Muammer Bey, sizden izin almadan tekrarlatmak istemedim Taner'in yaptığı taklidi. Ne diyorsunuz, nasıl buldunuz? Aa, çok güzeldi. Birebir yapmış hatta. Ama tekmemi iyi yapamam. Evet, aynen. O az pastırınki gibi olmaz. Olamaz. Evet, aslında. Ama olacağına inanıyorum. Siz öyle konuşuyor musunuz yakın masa diye? Onlar evet, sizi anladığım kadarıyla Taner tutuyor. Sizin anonsunuzda böyle ellerini büküyor. İşte yani nereye bakacağını sapıtıyor burada. Benim de tabii o en büyük avantajım. Yakalıyorum onu burada. Buradan diyorum ki... Hayır, ayağınızı yatırın. Gidiyorsun. diyorum. O meşhur hareket. Ondan sonra tansiyon bunun eksilerde. Ben burada yerin dibine giriyorum. İçim nasıl biliyor musun böyle? Öleceğim. Sen açıklayana kadar bir de o yaptığı tavrı yapıyorsun ya sonra bir böyle. Karşıya bakıyorsun, bu hepten ölüyor garibi. Asya da diyorum ki sabah mı gidecek, akşam mı gidecek? O çok iyi yani. Bu kadar güldük, biraz daha eğlenelim mi? Zeynep Dizdar gelsin. Gecelerim böyle zor, zor geçiyor. Zehir gibi yüreğim çok acıyor. Ah, bu aşk belası üzerimde. Gönül ferman dinlemiyor.
Süper. Sevgili jüriye kocaman bir alkış. Ay, ne alkışlar. Ve bu süper yarışmacılara kocaman bir alkış. Hepsi birbirinden yetenekli. Efendim tabii ki güzeller güzeli Gözdeciğim. Hoş çok geldin. Hoş geldin. Çok mutlu oldum sizleri gördüğüme, tanıştığıma. Çünkü yani bütün hafta sizi izliyorum. Ya. Çünkü bazen böyle elimi kahveye alıyorum. Sevgili Muammercim, hatta bunu konuştuk. Kahvemi alıyorum, televizyonun karşısına geçiyorum. Bazen böyle hırsanıyorum, bazen ay ne tatlılar diyorum. O kadar keyifli geçiyor, o kadar güzel ki. Canım, keyifle izliyorum. Muhteşem bir program. Herkese sevgiler buradan. Gerçekten çok güzel. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Zeynep, beğendiğin, sevdiğin yarışmacılarımız kimler? Beğendim, sevdim yarışmacılar. Aslında hepsi çok tatlı. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Kimin köle yapmalı? Elenen Bilal. Güzel, canım abim. İkiz geldi. Evet. Ama ben hemen tanıdım. Dedim ki çene yapısı Bilal değil. Ve dedim ki burada saçları topluydu Bilal'in. Fakat o da çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Sevgili partneri öyle. Bilal çok renkli bir yarışmacıydı, gerçekten öyle. Ama çok tatlılar. Yani bir de şeyi çok seviyorum. Herkes çok güzel, düzeyli bir şekilde tartışıyor. Yani evet, biraz tansiyon yükselse de hiç kimse yine de yeri geldiği zaman böyle çok kalben, naif şeyler yaşandı. Burada çok duygusal anlar yaşandı. O yüzden tebrik ediyorum. Çok güzel program. Jüriye zaten söyleyecek söz yok. Muhteşemler. Teşekkürler. Ayağına, canına, sesine sağlık. Çok mersi. Çok mutlu oldum sizleri gördüğüm için. İnşallah 2020 hepimize mutluluk, aşk, huzur, sağlık getirsin ve barış getirsin. Amin. Amin. Herkes amin. Kendine çok iyi baksın. Çok teşekkürler. Alkışlarla Zeynep Dizdar'ı uğurluyorum. Evet, güldük, eğlendik. Hararet bugün tartışma yönünde değil, daha tatlı eğlence yönünde arkadaşlar. Hazırsanız ilk olarak Tayfun ve Serap'ın modeli Sayime Dilan Taşkeser gelsin. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Ah, over the fields we go, that. Laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits. Ayna kapansın, Sayime kendine baksın. Yine çok beğendim desem. Gel. Çok beğendi. Evet, farklılıkları her zaman çok sevmişimdir. Bu da farklı bir konsept. Siyahı da kendime çok yakıştırıyorum, siyaset rengi. Peki yılbaşı gecesinde yeni yıla bu saçla ve makyajla gideceksin. Girerdim. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok mutlu hissediyorum gene kendimi. Nasıl olacaklar sence? Ne tepkiler alacaksın? Beğenecekler mi? Beğenirler, çünkü genellikle sürekli farklılık yapan biri olduğum için problem, hani şey yapmazlar. Doğru takıma da denk geldi diyorsun. Evet. O zaman yorumları alalım. Taner, nasıl buldun saçı? Eline sağlık Tayfuncuğum. Aksesuardan başka dikkat çeken bir şey görmüyorum saçta. Sadece bir ensede at kuyruğu yapmışsın. O arkasındaki şeyi, aksesuara anlam veremedim. Hani güzel mi duruyor, kötü mü duruyor bilemedim yani. Sonuçta yılbaşı eğlenecek, zıplayacak edecek. Onu mu koruyacak sürekli yani? Ona anlam veremedim yani. Ne diyeceksin? İnşallah sımsıkı bir şeyle karşıma gelir de. İnşallah ben de böyle zıplamadan falan girmem. Ya bu muhabbet ya çok... Ya şu an benim çok... modelim gelmeden yorum yapma. İnşallah mı inşallah deme. Yani ben senin modelini... Ya şimdi yani böyle... şu önden görüntüsü, bak şuradaki şeye anlam veremedim. Bak şu. Üstteki ne? Ne anlatacağım bilmiyorum. Gözde Hanım yani...
söylemiyor da ne anlatacağım diyor. Anlatacağım, ben sana soru sorayım. Sen konuşunca tekrar giriyorsun. Nasıl anlatayım? Tamam, muhterem. Ben şu an sustum, senden açıklama bekliyorum, hadi detay. Yani şey, inşallah seninki de böyle zıpladığı zaman düşmeyecek bir şey olur. Sana söylediğim için, yani eleştirdiğim için sen de beni mi eleştireceksin yani inşallah? Yok, ben ne soru söylerim. Hiç öyle bir silleme yapmam ben. Neyse o. Tamam. Yok yani. Sadece aksesuar görünüyor falan diyor. Amaç o zaten. Bütün espri orada zaten. O bir kemer. Ben bir kemeri aldım, kestim falan. Böyle bir şey tasarladım yani. Yani sabit durmayacak yani, böyle eğlenceli gecenin bir şey sonuna kadar böyle durmayacak yani. O elbet oynayacak, zıplayacak. Düşmez hayatım o, düşmez. Düşmez mi? Düşmez. Ben yukarıdan bağlamadım, düşmez. Sadece şu ense şey, belki kuyruğu çok az. Şu iki yuvarlak var ya, iki yuvarlak olmayabilir. O sallanmayı alır. O kadar düşmez. O asla düşmez. Düşmez. Onu oraya bağladım. Hatta örecektim falan, vazgeçtim sonra. Dedim ki fazla olmaz. Şu aralardan şey, tokaladın mı aralardan yani, sıkılaştırdın mı, yoksa sadece şuradan var, destek var. Yukarıdan var da bağladım. Destek, bir kere merkezden bağladım. Aynen. Senin o merkezi bilmediğin yer merkez var ya. Oradan bağladım. Sana göre bilmiyorum ama gayet senden iyi görüyorum yani. O söyle vurgulu şeyleri yavaş yavaş mikrofondan ses gidiyor televizyonda. Sen kendini çok akıllı sanıyorsun ama ben bunları şeylerde görüyorum, izliyorum. Buradan benim duymayacak şekilde sana normal falan diyorsun ama ben oradan duyuyorum yani. Şekilleşme. Sen çok sana akıllısın. Sana söyleyemeyeceğim hiçbir şey, dışarıda söyle. Düşer mi? Bak bakalım. Yok, düşmez. Sıkıymış. Gayet sıkıymış. İyi yani, tokalamışsın ama... Gözde Hanım, yani hani böyle de yılbaşına hazırlanmaz, bir aksesuar için böyle de saç olmaz yani Gözde Hanım. Yakından görünce daha kötü. Sen bunu boyadın mı? Boyadım mı? Da biraz şurada silinme olmuş galiba Dilan, elbiseyle mi oldu? Biraz şurada açılma olmuş, evet. Çok az. Yani açılma olmuş, boyayamamışım. Kumral renklerini şurada görür müsün ya? Yani yılbaşına lütfen gitmesen. Bugün teşekkür ederim Taner. Harikuladesin. Teşekkürler Taner. Hasan sen ne diyorsun? Emeğine sağlık. Sağ olasın. Yine bir espri yapmışsın. Hakikaten bu sefer çok esprili olmuş. Kötü mü olmuş? Gerçekten şey? Çok güzel espri yapmışsın. Güzel mi? Bana göre çok komik yani. Döner misiniz lütfen? Şurası çok komik geliyor bana. Yani şunun üstünde bu olması. Yani bu hiç görünmese çok daha tatlı dururdu. Şu. Şu hiç olmasa çok, çok daha güzel. Çok elin boyamaz. Elin boyamaz. Efendim? Elin boyamaz. Çok fazla dokunma. Dokunmadan önce izin alın lütfen. Yani o... Orası beni çok rahatsız etti. Saçı yapıştırman evet güzel, kıyafetle güzel bir kombinasyon yapmışsın ama o at kuyruğunun altı birazcık geniş, o beni rahatsız ediyor. Bir de keşke baktığım zaman onu görmeseydim karşıdan. Ya tam gösterseydin renkli o taşı, en üste koysaydın, oradan bir devam etseydi. Ya da tam görüntü noktasının birazcık daha altından olsaydı da böyle baktığımda beni rahatsız etmeseydi yani. Saygı duyuyorum. Özlem sen? Fikir hoşuma gitti. Aslında bu tarz şeyler kullanılıyor, aksesuarlar kullanılıyor. Yılbaşında da kullanılabilir. Konsepte uygun değil yani. Yok, bence konsepte uygun. Ama şurada şu tepedeki Tayfun Bey, şu saçı ayırdınız ya, o ön kısım yani orada katladığınız kısım var ya, onu alt kısma koyup saçı üstüne koysanız, başlangıcı belli olmasaydı ve at kuyruğunun bitişinde onu bitirseydiniz, o zinciri de at kuyruğunun etrafına dolasaydınız bence çok daha güzel olacaktı ama güzel bir fikir. Teşekkürler. Makyaj yorumlarına geçelim. Nasıl buldun yılbaşı makyajını Serap'ım? Zeynep'ciğim. Serap, ellerine sağlık. Şöyle, ben yeşili nedense pek beğenemedim. Yani normalde güzel olabilirdi herhalde ya da çok kara kara geldi ya üstü bana, böyle elbise siyah, çoraplar, ayakkabılar siyah, saç siyah. Bir de yeşille sanki bir tık boğulmuş gibi geldi bana. Yani farklı bir renk tercih etseydim belki daha güzel olabilirdi. Yoksa gölgelendirmen, göze yayman falan çok güzel. Çok beğendim. Cildi falan zaten yine güzel. Sen cildi güzel yapıyorsun. Dudağın soft olması da hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Buse? Ben bu yeşili böyle tek başına kullanmanı demode buldum. Bir de dün gözü yuvarladığını söyledik. Sen demişsin ki yok, o yuvarlama öyle olmaz. Bugün almışsın komple yuvarlak yapmışsın gözü. Yani bak, bir üstten şöyle geliyor, bir de altı da böyle geliyor. Tamamen yuvarlak görünüyor göz şu an. Hani dün en azından bir espri katmıştın, o beyazlık falan yapmıştın. Bugün komple yuvarlamışsın. Hiç sevemedim o yüzden ama cildin temiz, dudağı güzel. Sadece o yeşilliği tek başına değil, altına yaptığın o şeftali tonu da güzel ama yeterli kalmadı. Bu yeşil böyle çok tek başına kaldı. Bir şey bekliyordum yani, bir koyu gelebilirdin, kirpik dibi yapabilirdin. Yani böyle yuvarlak değil de daha çekik alsaydın bile yine güzel dururdu. Ne diyorsun Serap? Şöyle söyleyeyim, aslında bu makyajın bitmemiş hali. Evet, biz doğru anlamıştım. Şey, kaza yaşadık. Ben sildim, tekrar yaptım falan. Yani makyaj bitmeden
Sadece toparlamaya çalıştım. Yoksa ben o eksiklerin çok farkındayım. Yani bundan biraz daha farklı olacaktı. Bu bizim artık alelade yetiştirdiğimiz bir şey oldu. Ama yani. İyi, kötü değil. 2019'un son talihsizliği olsun sizin için. Aslı, senin yorumunu alalım. Cildini her zamanki gibi temiz buldum. Ellerine sağlık. Dudağının parlaklığı da hoşuma gitti. Ama kostümüyle baktığımda yeşil beni de çok boğuldu. Hani göz kapağına kullanıyorsan keşke altına kullanmasaydın. Ya da göz kapağında katlanma bölgesine kahve tonu geçtin mi? Üstteki rengi görmüyor musun? Yeşilin üstündekinden bahsediyorum. Evet. O gözü iyice yuvarlamış bu senin dediği gibi. Olmamış. Ellerine sağlık. Puanları yazın. Biri bunlara kullanalım. Tamam. 2 verelim. 2 ver. Çünkü yani çok uğraşmış ama ne bileyim sevemedim. Ya bir şey espri katacağım derken yanlışa sürüklemiş. Tabii. At kuyruğu o kısım çok saçma durmuş yani. Tayfun topuz yapmayı bilmiyor. Muammer Bey, modelimiz yılbaşı gecesi için hazır. Nasıl buldunuz? Ben hiç güzel bulmadım. Önden baktığımda belki arkayı görmesem bu taşlı küpelerle böyle bir kombin olabilir ama yine altta muz çoraba yakın bir şey midir o, nedir? Evet. Çorba. Ben o detayı hiç sevmedim mesela. Ona daha ince bir siyah çorap yapmış olsaydınız kızın teninden aşağısı daha bir kontrast olup elbise daha güzel ortaya çıkardı. Saç arkada çok otantik bir aksesuarla yapılıyor. Önden ise taşlı bir aksesuarla tamamlanıyor. Bazı şeyleri tasarlamanız hoşuma gidiyor benim ama bir türlü onları dengeleyemiyorsunuz. Bu ara böyle bir bozukluk var sizde. Tayfun Beyciğim, yoksa senin makyajını falan beğendim, hani yuvarlak oldu işte bilmem ne oldu falan diyorlar ya, onlar teknik olarak söyleyebilirler ama kızıma bu makyaj çok hoşuma gitti benim. Benim keyfimden hiç bağdaşmadı açıkçası. Sonradan giriyoruz ya biz içeriye, hani bir A demek istiyorum. Ben de hiçbir şey olmadı. Hatta Ayşegül diyor, hiç etkilenmedim mi falan. Yok diyorum, beni dürtüklemene gerek yok. Göreceğim şey beni dürtüklemesi lazım. Anlatabildim. Teşekkürler. Rica ederim. Tuğba'cığım, sen nasıl buldun? Vallahi içeri girer girmez böyle aklıma şey türküsü geldi. Manda yuva yapmış Söğüt dalına. Ya o şimdi Taner sıra dışı bir adam. Bunu anladık. Biraz da böyle melankolik de bir yapısı var. Yani içim karardı. Yani yılbaşı gecesi böyle bu kadar genç ve güzel, duru bir güzelliğin daha daha canlı, daha böyle ışıltılı olmasını isterdim. Mesela küpelerle o saç aksesuarının uyumu asla yok zaten. Yani bir yılbaşı ışıltısını göremedim bu duru güzellikte. Makyaj, Serap'ın makyajını ben çok beğeniyorum. Burada da çok güzel. Ama bir yılbaşı coşkusunu bu kadar genç, enerjik bir kızın bana yansıttığını söyleyemem. Yani Muammer 2 verdi ama hani ben sırf makyajın hatırına teşekkürler. Peki Ayşegül'cüğüm, makyajı nasıl buldun? Makyaj güzel. Yani bu rengi çok yakıştırdım tenine, teninin beyazına. Dudaklar muhteşem. Kontürleri çok güzel. Ten makyajı güzel. Her şeyi güzel. Sadece bir kaşını beğenmedim. Herhalde yetiştiremedin. Evet. Bir de bugün daha iyi gözleri. Daha çekik olmuş. Onu sevdim çünkü içine kalem çekmişsin. Ama yine hat şurada çok yuvarlaklaşıyor ya. Orayı daha düz yapsan, yani şu tam göz bebeğinin ortasında kalan kısmı. Yine bir nebze o dünkü şeye yaklaşmasından yani biraz uzaklaşacaktı. Yani daha çekik olacaktı. Ama onun dışında ben makyajını sevdim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Adnan Bey, saçı nasıl puanlayacaksınız?
Şimdi bir kere modelimizin yüzüne çok yakıştı. Hele ayrım şeklinin ortadan dışa doğru olması benim acayip hoşuma gitti. Çünkü modelimizin alnındaki saç çıkış çizgisi biraz değişik. Ve onu kapattı. Çok güzel oldu. Yüzüne çok yakıştı. Şimdi saç, şu aksesuarın kullanılışı falan acayip güzel. Ama ben hiçbir kadın görmedim ki yılbaşı gecesi böyle bir aksesuarı kafasına taktırsın bir yere gitsin. Ay biri çeker bir de gider kız vallahi. Çeker çekmezi bilmiyorum belki. Belli. Allah kafasına bile oynatırken Ayşegül'e vurur çat diye demir çünkü. Al sana kavga. Hep ona vuruyorlar ama. Ama fotoğraf çekimi, defile gibi şeyler için muazzam bir saç. Ama tabii ki şu alttaki zinciri de çıkartmak gerekiyordu. Bir de o arkadaki at kuyruğunu bir boğumlu hale getirip şu yelpaze veya çan, ters çan gibi duruyor ya. Oradan kurtarmak lazım Tayfun. Ama güzel bir çalışma, temiz bir çalışma. Ben ama yılbaşına uygun buluyorum. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Çok güzel geçsin bu gece. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hızla devam ediyoruz. Hasan ve Buse'nin modeli Gülben Akgül gelsin. Ayna kapansın, Gülben kendine baksın. Bir suratsız sanki model. Beğenmemiş gibi. Nasıl hissediyorsun Gülben? Yani aslında söyleyecek çok şey var ama çok uzun konuşmak istemiyorum. Herkesin bir emeği var. Kimsenin emeğine saygısızlık etmiş tabii ki de olmak istemem. Ama ben buraya 19 yaşında geldim. 19 yaşında çıkmak isterdim. Eğer bana fikrim sorulsaydı bu elbiseyi de seçmezdim. Bu saç modelini de bu makyajı da seçmezdim. Yılbaşı partisine de gitsem cıvıl cıvıl giyinirdim. Çünkü ben daha 19 yaşındayım. Daha renkli olurdum, daha canlı olurdum. Yani böyle biraz karamsar hissettim kendimi ve çok büyük hissettim gerçekten. Çok abartı hissediyorum şu an. Canımcığım çok teşekkür ederim. Yalnız biz yaşa göre saç yapmıyoruz ne yazık ki. Evet yaşını da göz önünde bulundurmalıyız. Yüz hatlarını, saç yapısını, saçın seyrekliğini, saçın uzunluğunu, kısalığını bunların hepsini göz önünde bulundurup ortaya ortak bir kombinasyon yapıyoruz. Benim buraya geliş amacım modellerimi tabii ki memnun etmek. Ama kusura bakma yarışma şartları daha ağır basıyor. Çok özür dilerim. Çok kendin böyle çok güzel hissetmek istiyorsan dışarıdaki salonuma gel. Ne gerekiyorsa yapayım. Ama ben, burada bizim kararlarımız daha ağır basıyor. Cevap verebilir miyim? Ben kendimi çok güzel hissetmek istemiyorum ama bu benim sadece ben dış görünüşümde o de. O senin tercihin değil. Bu bizim tercihimiz. Ama benim yüzüme üstüme yani vücuduma uyan bir şey olmalı. Ama bu yaptığımız bizim ikimizin tercihimiz. Senin değil. İkimizin tercihi bu. Ama beğenmemiş olabilirsin, saygı duyarım. Ne diyorsun Tayfun? Bir at kuyruğu olabilir. Ben dediğim gibi bir sınır yok. Bence yılbaşının bir sınırı yok. Öyle konsept uygun falan filan demeyeceğim ben. Bence bir sınır yok. İsteyen istediği ruh haliyle ne yapmak istiyorsa yapabilir yani. Yeni yıla nasıl girmek istiyorsa. İsterse kafasına domates sokar. İsterse armutla gezer. Bence kesinlikle her şeyi yapabilir yani. Böyle yılbaşı konsepti kuralı bilmem nesi bence olmaz. Son derece özgürdür. İstediği gibi girebilir. Hasan da bu şekilde tercih etmiştir. Buse de gözlerini o şekilde tercih etmiştir. Saygı duyuyorum. Tabii hanımefendi mutlu olsa daha güzel girerdi içeri. Sorun değil. Oraya takılmayacağım. Bence iyi duruyor. Beğendin mi beğenmedin? Genel olarak iyi. Genel olarak iyi. İyi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. At kuyruğu sağlam. İyi. Ben ne Tayfun'un fikrine saygım var ne de Hasan'ın. Şimdi ben modelimin burada geldim. Yüzüne baktığım fikrini de aldım. Hani ortak karar verdik. Eğlenceye akşam sen gitmiyorsun. O gidiyor. O yüzden o ailesine güzel görünecek. Arkadaşlarına güzel görünmek istiyor. Senin için
yapmış olduğun modele... Sen şimdi modeli, başka bir tartışmayı modeli, evet, bir saniye. Anlatayım ondan sonra konuş. Başka bir şey yap. Benim kesme, işimi yorumla kardeşim. Benim modelimle aramdaki diyalogtan tamam, sana tamam sen de. Konuş sen cevap ver. Ben karışır mıyım senin modelle arandaki diyaloğa? Benim yaptığım tamam işi, da, işi yorumla. Yani bizim modellerin isteği de önemli. Bugün yılbaşı. Onların da istediği olacak. Anlatmak ya, istediğim işimi o. İşimi yorumlar mısın? Sen şimdi yaptın. O mutsuz gitti. Ne yapsın? Eve mi gitsin? Bosta yıkadın mı? Bırak nereye gidiyorsa gitsin. O onun kararı. Sen benim yaptığım işi yorumlar mısın canım? Bak, ben ne lütfen diyorum? Sen ne diyorsun? Ben diyorum ki Allah modelin fikri de önemli Allah Hasan. Burada Allah tek başına Allah karar veremezsin. Kalkıp da orada modeline diyemezsin. Bizim ikimizin fikri. Bugün yılbaşı. Onların günü. Taner başka yere çekme konuyu. Taner sen gayet konuyu nereye çekiyorsun görünüyor ya? Ya konuyu bir yere Taner, çektiğim senin yok. Modelin geçen yani hafta, modelin fikri de önemli. Senin modelin demek geçen istiyorum hafta sana neler yaptırdı yine sana ben destek oldum. Moral olsun diye sana ya ben yüksek puan verdim. Sen destek oldum çok diye ben de sana destek oldum. Çok da ya pişmanım. Ya beni konuşturmuyor gözlerim o yüzden yani, ben susayım yani. Ben sana ne kalabalığı yapıyorum. Kesim falan değil ki. Tartışma yeri değil burası. Benim yaptığım işi yorumla. Yeter yorum izin gideceğiz. Veriyor musun buna? Bir dinle. Yorumumu bitireyim ondan sonra arka arkaya cevap ver. Bu bugün kesim değil. Bugün boya değil. Bugün Taner, onların konuş, şık Taner olma günü. Taner, ya konuş. Susacan mı Hasan? Konuş hayla Taner. Konuşuyorsun ya. E konuş diyorsun. Sen konuşuyorsun. Allahu Ekber. Bak ben bağıracağım sonra diyecekler. Hasan yine bağırıyor, çirkinleşiyor. Bu saçla ilgili yorumunu alalım. Geldin geleli tost yapın. Şu tostu bırak. Şu tostu bırak. Geldin geleli. Yani kolaya mı kaçıyorsun anlamıyorum. Hemen 5 dakikada... Bir gram saç var. Bir gram saç var arkadaşım. İstersen 10 gram olsun. Hacimli olur. Arkadaşım. At kuyruğu hacimli olur. 10 defa da tost yapsam ince telli saçlara yapacağım. Benim tercihim değil mi? Ona göre puan ver. Ben yaptım. Pişman da değilim. Sen ona göre puan ver. Özür dilerim ya. Özür dileme. Özür de kabul edilmedi. Haddime mi düşmüş yorum yapma? Ben yapıyorum kardeşim. Ben yaptım. İnce telli saçlarda... Bu tür çalışmalarda hacim olsun diye, krep alsın diye, saç düşmesin diye tost yapılır. Gözde Hanım bundan sonra Hasan'ın modelleri çıktığında biz yorum yapmadan önce ilk önce baştan sona kadar anlatsın. Hani ona göre biz yorum yapalım. Kardeşim bırak da yorumumuzu yapak sonra sen. Sen daha saça dair hiçbir şey söylemedin. Tosttan ileri gidemedi. Bir izin verelim isterseniz. Taner'in yorumunu bitirmesine. Şimdi... O pantolon da kardeşim hiç yakışmamış sana. Sana ne? Sen işine bak. Sen kendi pantolonuna bak. Şimdi tostu yaptın diyelim değil mi? Bu ne özensiz bir tost? Sana soruyorum. Benim modellerim buraya çıktığı zaman kalın olsun, kapkalın olsun, şöyle net net dalgalar olsun. Bu nasıl diyordun değil mi? Hasan bu ne Allah'ını seversin? Zaten buralarında tüyleri var. Yani buradaki tiftikliği anlayamadım. Yani o jilet gibi bir fön çeksene. At kuyruğu madem düşünüyorsun. Madem tost yaptın bu yanları niye germişsin iyice? Gerdim. Tabii at kuyruğu gergin olur. Sıkı bir gözüne tam çekik havası verdim. Sıkı yaptım. O kabarıklık da hacimli bir at kuyruğu olsun diye yani. İnce jilet gibi bir at kuyruğu tabii ki olabilirdi ama ben böyle vallahi yaptım hacimli dursun ki, diye. Bu Hasan beni gerçekten yoruyor ya. Kedi kuyruğu vallahi gibi mi olsaydı? Yani Taner, herkes Allah senin Allah. Senin tekniğinde çalışmak zorunda değil ki Taner. Tamam yeter. Taner'in derdi başka. Taner'in kuyruk acısı başka Gözde Hanım. Vallahi bak. Konuşmalarına biraz dikkat yemin et. Yemin ediyorum kuyruk senin derdin başka. Kuyruk acısı diye konuşma. Vallahi yani senin derdin başka. Sinir ediyor. Sen de şunu artık peki, şey yapma. Peki yorumlara savunma devam edelim. Aa, aha. Özlem sen? Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bence sizin probleminiz siz styling'i yapamıyorsunuz. Efendim? Yani elbiseyi, kıyafeti, saça tasarlayamıyorsunuz. Yani bu saç ayrıyeten yani ayrı bir form. Elbise ayrı bir form. Yani tost bu yani tost yapmışsın. Tostu tamamen tost yapıp biraz daha aşağıdan yapabilir. Örgü değil. Biraz daha sıkı bir şekilde dolamış olsaydın ama tamamen tost yapmış olsaydın ya da şuradan bir örgü yapmış olsaydın ama kıyafetle şeyi uyduramadım. Şimdi bakın sizin anlamadığınız bir şeyi ben size açıklayayım. Biz anlıyoruz. Ben varsayımlarla iş yapmıyorum. Bir. İkincisi işime başlamadan önce düşündüğüm şeyi kafamda tasarlıyorum. Sonra sizin yorumlarınızı hesaba katıp katmamak çok önemlidir. Hesaba tamam, katmadan onu işte onu işini icrada yapıyorum geçiremiyorsun. Ona göre puan verin arkadaşım. Ona göre o zaman yorum yapmayalım. Direkt puanımızı verelim. Tamam puanımı veriyorum. Berbat olmuş de. Direkt puan veriyorum. Nalet bir şey de ne diyorsan de ona göre puan hayır, verin. Hayır ne yani, alaka ben olmamış, şimdi yorum yapayım. Bu saç sonsuz bir şey ucu açık. Tamam arkadaşım böyle dinlemiyorsun bir ama. Dinlemiyorsun ki ama ben sana bir fikrimi söylüyorum yorumumu yapıyorum.
Ya yorum yapmayalım o zaman. İçi dolu yorumlar yapın ya. İçi dolu yorum yapıyorum. Bana göre dolu değil kardeşim. Yani şunlar ne alaka? Bana göre senin yaptığın yorumun içi dolu değil. At kuyruğunda sıkı bana bir göre... şey yapmasan buradan bir şey çıkaramaz. Şuralar çok boş. Hasan. Şuralar. Hasan. O zaman bir Hasan, kontrolleme Hasan, yapacaksın. Hasan. Hiç kimsenin yorum yapmasına izin vermiyor. Vermiyor ya. Dinlemiyorsun. Çok rica ediyorum. Biraz yok dinle. Vallahi bilerek böyle yapıyorlar. Beni böyle bu şekilde bak, göstermeye çalışıyor. Tamam konuşun ne yapıyorsanız yapın ya. Tamam teşekkür ederim. Sabırla bir dinle. Bitirsin yorumunu ondan sonra cevabını ver. Tek ricam bu senden. Vallahi cevap vermedim. Ölüme vurdum. Aşkım savunma onu. Ben ona söylerken sen savunma. Anladın mı? Var mı eklemek istediğin? Hem örgü var hem saç dolaması var. Ya örgü yaparsın dolarsın örgüyü tek bitirirsin ya da saç dolarsın saçı tek bitirirsin. Hem örgü hem saç dolaması hem şuradaki iki görüntü hem yani toz toz değil ya, sıkı mı gevşek mi onu da çözemedim. Yani gerçekten yorum yapmak için yorum yapmıyorum öyle gördüğüm için öyle teşekkür söylüyorum. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Zeynep'ciğim makyajını nasıl buldun bu senin? Şöyle makyajı saçla bütünlemek istiyorum. Ama ben bütünleyemedim. Makyaj başlı başına güzel ama beğenemediğim bazı şeyler var. Onları da çözemiyorum. Mesela? Kapatır mısın? Yani bana göre bence çok keskin bitirmişsin. Şu göz kapağında, şu üstünde keskin duruyor. Biraz daha hafif dağıtarak yapsaydın daha iyi olabilirdi. Renk tonlamaları yılbaşına uygun olsun diye bu tonlarda yaptın herhalde. Kahve ve yeşil. Tabii yılbaşına uygun renkler. Güzel. Yüzü temiz. Güzel. Teşekkür ederim. Aslı sen beğendin makyajı. Buse ellerine sağlık. Göz makyajının keskinliği ve dudaklarının küçüklüğü dışında geri kalan her şeyi çok beğendim. Renkler, sürüşün, dağıtımın her şeyin harika olmuş. Sağ kaşında bir boşluk var, eşitsizlik var. Farkında mısın? Evet fark ettim. Orayı niye doldurdun mu? Aslında doldurdum. Son anda jelle taradım. O jel kaldırdı galiba. Anladım. Orası eksik duruyor. Konturunu, dudak konturunu da az buldum. Küçücük zaten dudakları. Keşke biraz daha büyütmeyi tercih etseydin. Sana da şunu söylemek istiyorum. 19 yaşındasın. Ben de 20 yaşındayım. Elbisen dışında seni yaşlı gösteren hiçbir şey yok. O makyaj, saçın gayet seni fresh ve genç gösteriyor. Benim anlatmaya çalıştığım şey bana da fikir sorulması ama bana sorulmadan direkt yapılması bence hoş değil. Hepiniz modellerinize soruyorsunuz ama bana hiçbir şeyde fikir sorulmadı. Yani haklısın. Sesli söyleme, sesli söyle. Sesli söyle. Burada sizler yarışıyorsunuz arkadaşlar. Sizler yeteneklerinizi göstereceksiniz. Eğer memnun olmazsa evet bu özel gecede modelini, saçını ve makyajını değiştirip gecesine devam edecektir. Serap? Göz makyajını beğendim. Yeşille ilgili bir kaygılarım var ama ben de adlandıramadım. Biraz o kısımlar bana yorgun gösteriyormuş gibi geliyor. Bir de gözün altında da biraz daha ben o renkten görmek isterdim. Yeşilden mi? Yeşilin belki tonundan emin değilim. İnan adlandıramıyorum şimdi ama bir yorgun gösteriyor. Belki yani hanımefendi mutsuz olduğu için de ben o ifadeyi de alıyor olabilirim. Göz altında da biraz daha rengi belirgin görmek isterdim. Kaşta eşitsizlikler var. Onun haricinde çok büyük bir problem yok. Güzel, ellerine sağlık. Puanları yazın. Ben bugün beşimi buradan yana kullanmak istiyorum. Çünkü yani ben beğenmedim göre... sana bırakma. Makyajı beğendin mi sen? Ben makyajını beğendim. Yani kızın yaşında çok olgun diyor. Sen makyajı... o yüzden bilmiyorum ben. Tamam. Biliyorum da bir. Muammer Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ilk önce Gülben miydi kızın, hı-hı, senin adın? Şimdi sen burada bir modelsin. Adnan Bey'in de bir modeli var. Şükufe miydi adı? Ne zaman Adnan Bey onun saçını yapsa, makyajını yapsa... o dut yemiş bülbül gibi önünde dilini çıkartmadan, ses soluk almadan... bütün emirlerini yerine getirir. Şimdi senin saçın, hele ki makyajın var ya, şu an doğaüstü olmuş. Ben bayıldım. Yerlere yıkıldım. Bakmaya doyamadım gözlerine. Ellerinize sağlık. Saç gerçekten çok hoş.
Sen bunu tatavalarına falan aldırma. Bu boş gezenin boş kafası. Konuşup konuşup duruyor orada. Bir gün buradan ona aynayı bir göndereceğim. Görecek. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Tuba'cığım sen nasıl buldun? Modelin yaşını büyütmüş mü sence de? Elbisenin boyu bir tık daha mini olsa, kısa olsa çok daha güzel durabilir. Ama ben makyajla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bayıldım. Buse çok güzel bir renklendirme yapmışsın. Bir kere saç ve makyajla ilgili hiç üzülme. Muhteşem duruyor. Yani makyaj, bir gün lütfen benim de gözlerime öyle bir makyaj yap. Çok çok güzel makyaj ama saçla ilgili bir küçük bir eleştirim var. O da arkası daha böyle jilet gibi durabilirdi. Genel itibariyle beğendim ama makyaj helal olsun. O kızıllar, o yeşiller, o geçişler, o keskinlik, dudak rengi bence çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ne diyorsun makyajı Ayşegül? Kusursuz. Kusursuz. Yani işte bu görmek istediğimiz şeyler. Yani o yeşiller, o yandaki morlar, o keskinlik zaten ancak böyle bir modelin yüzünde olabilirdi. Modelin de çok güzel. Yani kaşı silinmiş evet onu ben de görüyorum ama yani ona gelene kadar kontürleri, kontürün burnunun sadece ucunda kalması, o allıkla ruj hep yakalasın diyorum ya. Yani o rujla allığın uyumu, hafifliği, sonra o morla kontrast oluşturması falan yani muhteşem bir makyaj. Ben de yani kendini bir daha bu kadar güzel görebileceğini düşünmüyorum. Ellerine sağlık Buse. Çok teşekkür ederim. Seni çok başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Ağlama kız. Adnan Bey saçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan önce Buse o kadar övüldü, o kadar şişti böyle. Falan gibi şişti. Yani. Yılbaşı hindisi gibi şiştin Buse. Ama ben hemen makyajla başladım. Bu stüdyoda gördüğüm en güzel göz makyajı. Saça gelince gerçekten yılbaşı akşamı için güzel bir saç. Yani sade, toplanmış, dayanıklı. Ama iki tane şey ekleyebilirim. Bir tanesi hafif yan döndüğünde şu şakak kısımlarındaki boşluklar beni rahatsız ediyor. Ya oralara biraz makyaj gerekiyor ya da o önden bıraktığın saçı ikiye ayırıp şöyle incecik böyle bir tül gibi açıp kulağın arkasına doğru yarısını atmak doğru olur. Tosmos süper oldu. Her zaman lazım böyle saçlarda ama o arkadaki püskül püskül şeyler var ya uçlar. Evet elbiseye değiyor falan filan. Ona bir kalın bir maşa şöyle bir içe kıvırsan o çatal çatal duracağına bir yumuşak düşecek. Tabii kesmek de bir çare ama bugün şeyimizde değil. Elinize sağlık. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. İyi yıllar. Sakin gördüm sizi. Eğlenmeye hazır mıyız? Kobra Murat'a hazır mıyız? Evet. Alkışlarla gelsin o zaman. Hayırlı millet. Bu şarkıda Allah Allah. O yıngalla dıngalla. Ateş koydum mangalla. Bak ortaya çıkıyorum. Fesatlıktan çatlama. Dağdan indirdim kurdu. Kurtlar uldu durdu. Ben ortaya çıkınca ortaklarım kudurdu. Çatır çatır çatlattım. Orta yerden patlattım.
çakınar. Çatlar, patlar. Allah Allah. Evet. Haydi kobramla. Kayna. Kayna. Bak ortaya çıkıyorum. Kulakların açılsın. At tırnaklı ortağım. Kıtık saçlı ortağım. Yağlı karalısın sen. İtli saçaklısın sen. Eski sürün yahsın sen. Çatlatıyorum seni. Patlatıyorum seni. Morartıyorum seni. Sarartıyorum seni. İyi dinleyesin beni. Kesiyorum bak seni. Çatır çatır çatlattım. Sinirleri patlattım. Tansiyonları arttırdım. Migrenleri çıkarttım. Lele lele o lele. Lele lele o lele. Hoppa! Başa belasın, tehlikesiz. Ay Tayfun harikasın, harika oldu. Gerçekten yılbaşının tadını verdi program arkadaşlar. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Ekran önündeki tüm dostlarımıza da roman camiasından sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı yıllar. Ayağınıza sağlık efendim. Seni seviyorum hocam, hepinizi. Biz de seni seviyoruz. Mutlu yıllar. Şimdi hazırsanız Özlem ve Zeynep'in modeli Meryem Sülü gelsin. Aa, kıyafet güzel. Sen çok yoksa çok çirkin. Asla. Ayna kapansın, Meryem kendine baksın. Yani böyle bir ilk gidince parlaklığı falan rengi yaşına uygun geldi. Senin sonra tarzın ya, ondan hoşuma. Hayır çok kötü yüksek ben. Bir kemer gerekiyor ona. Önce şu mikrofonu düzelteyim. Meryem dövmelerinden de anladığımız kadarıyla senin alternatif bir tarzın var. Kuaförümüz ve makyözümüz seni buna yakışır şekilde bu yılbaşı gecesi için hazırlayabilmişler mi? Ne hissediyorsun? Yani evet elbisemi ve makyajımı beğendim de saçımı biraz kararsızım sadece. Ha. Biraz karışık buldum. Karışık buldun? Evet o kadar. Makyajını? Makyajımı beğendim şu an. İyi. Nasıl buldun Hasan? Ben bir yakından bakabilir miyim? Arkanı döner misin? Bir döner misiniz lütfen? Tam arkanı dönersin. Tamam. Bir de ben döneyim. Siz dönünce bir şey anlamadım. Bir de ben döneyim. Yine bir şey anlamadım. O zaman otur yerine.
örgü mü yapmışsınız, ip mi bağlamışsınız? Sen onu anlamazsın. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Benim tostumu eleştirdiniz ama siz tost yapsanız o saç böyle... Ben o saça tost yaptım. Gitmez. Şşt, olmuyor. Senin saçına ince diyorsun ya, bu saç çok çok ince. Çok çok ince. Bu kadar. Bir tutam saç var. Demek ki ince saçlarda tost kullanılması gerekiyor. Yapıyorum. Yaptım tostu. Nasıl yapmadım? Hani nerede? Ben senin gibi tostun izini... Ben at kuyruğunu kullanmadım. Yapsaydınız böyle olmazdı. Yok, ben hepsini yaptım ve görüldü. O üstüne bir şey sorabilir miyim? Niye böyle şşt, V yaptınız? Şşt, V yapmamışım. Yani böyle çeneden başlıyor böyle... Şşt. Nereden çeneden başlıyor? Gayet şurası sıkı. Üstten ben yüzünü kaldırmak istedim modelimin. Çünkü nasıl kaldırmışsın? Gayet güzel kaldırdım yüzünü. Ya karşıdan baktınız mı modelinize? Evet, karşıdan da baktım, yandan da baktım, önden de baktım. Gayet de uygun. Valla ben de etrafımda çok iki da Avrupa'yı tur attım, bir saç oldu. Ben çok modern bir saç oldu. Ben de iki tur attım etrafında, o hiç örgü anlamadım. Yani senin etrafına doladığın örgü gibi bir örgü değil, teknik bir örgü. Teknik. Onu sen yapamazsın, evet. Anladım. Yok, ben zaten uğraşsam da yapamam. Yok böyle. Yapamazsın onu. Vallahi gerçekten uğraşsam yapamazsın. Da yapamam. O öyle senin bildiğin yemin gibi bir ediyorum, örgü uğraşsam değil. Uğraşsam bile bu kadar yapamazsın. Kötü bir örgü yapamam yani. Nasıl buldun Tayfun? Ya elbise ışıltılı, herhalde yılbaşı deyince herkesin aklına ışıltı geliyor. O da doğru kostümü seçmiş. Renk de genç olmuş yani. Yakıştırdın mı? Yani elbisenin boyuyla falan işim yok ama yakıştırdım. Şu arkayı ben de görebilir miyim? Göremedim ya. Burgu mu örgü mü, ben de anlamadım. Farklı bir örgü. Şurada... Ha şey, içeri alıyorsun. Evet. Tamam. Mısır gibi. Saç şey çok gibi. İnce. Yani güzel bir at kuyruğu yapardım ama saç çok tamam, ince. Tamam, ben o örgüyü biliyorum. Uç ince olduğu için evet. O tekniği tam olarak yansıtamadım. Çünkü ben saç yetersiz. Ben örgüyü biliyorum. Oldu. Seviyorum da. Güzel de bir örgü. Evet yani o sanırım ikinci gün yine ben şey yapacağım. O organize olamıyor gibi. İstediği şeyi ya, o istediği şey bu saçta olmaz. Tost yapsan da olmaz. Onu tost da yaptım. Çünkü, yani ama orada saç... bir sorun var. O başka bir şey. O bir güç istiyor böyle, içten dıştan döneceksin, döneceksin, döneceksin filan. Dolu 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 gelecek. İşte saç yetersiz. Yani hiç ya, hiçbir şey için saçım yeterli olmuyor. Daha işte fazlasını yapmak istiyorum. Ona girmemen gerekirdi. O da herhalde yine ikinci gün. Olacak ya, ben inanıyorum olacak. Bir şey demek istemiyorum ya. Vallahi bir şey demek istemiyorum. Tanelik'in de çok merak ediyorum. Bugün şaşkınım yani. Tayfun'a bundan sonra iki vereceğim. Bunlara hep bir vereceğim. Bunlar gitsin. Bilen mi? Hı? Bilen mi ama? Yok, bileneceğim. Beğendin mi, beğenmedin mi? Aradayım. Çok emin olamadım. Öncekini daha beğenmiştim. Önceki günü daha beğenmiştim. Daha iyi olacak. Ben inanıyorum. Teşekkürler. Taner? Yani hani farklı çalışmalar yapmış. Örgüler mörgüler. Hani sevdim onu ama çok... Yani şey, zayıf buldum enseyi, bir de çok karışık buldum. Saç hani, zayıf yani hani çıt, işlemim çıt, zayıf çıt değil, yaptığım iş zayıf değil. Çıt çıt da kullanmıyorum, çok sentetik olduğu için yani modelimin saçına da uygun olmuyor. Ha, anladım, hani onu ne bileyim koyulaştırabilirsin. Çıt çıt takıyorum, çıt çıt taktın, çıt çıt takmıyorum, çıt çıt takmadın. Ben diyeceklerim bu kadar, ne diyeyim işte. Teşekkür ederim. Aslıcığım, makyajı nasıl buldun? Ellerine sağlık. Kat grisini ve renklerini çok beğendim. Elbisesiyle uyumlu görünüyor ama kaşının o bitim noktasını kısa tutmuşsun yine. Dün aslında konuşulmuştu bu. Ve bak, o pembelik şurada düşmüş. Buraya kadar düşmüş. Dağıtımını beğenmedim. Onun haricinde güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Peki. Serap? Kaşta yine problemler görüyorum. Onlar eşitlenebilirdi. Bir de şey, gözde yine bir düşüklük var. Yani eyeliner'ı falan biraz daha yukarı çalışabilirsin. Ya da kirpiği de biraz hani kaldırabilirsin. Onun haricinde beni çok rahatsız eden bir şey yok. Ellerine sağlık. Bosicim, sen yüzüne ve kıyafetine yakıştırdın mı? Ben kaşlarını hiç sevemedim. Yani o kadar tatlı bir makyaj yapmışsın ki kaşı onu aşırı sert gösteriyor. Bir de şunu göstermeden edemeyeceğim. Şöyle bir göstereyim. Karşıya baksan. Şu bitiş beni çok rahatsız ediyor, şöyle şurayı yuvarlamak. Hiçbir anlam veremiyorum böyle bitişe. Ya böyle çekik getir ya bir şekilde güzelce yukarı doğru yuvarla. Sen böyle göz bitimini yuvarlamışsın. Onu evet, yapmamış olsaydın, oval getirdim aslında, daha ama teknik çalışmış olsaydın çok harika bir makyajdı, kaşı hariç. Ama eline sağlık. Puanları yazın. 3 ver yani. Yine de özenmişler özenmişler. Makyaj da güzel yani. 3 verelim. Ben 2 veriyorum. Çok da pişmanım Tayfunlara 1 verdiğim için. Konu yılbaşı gecesi olunca genel görünümle ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Öncelikle Tuba'cığım,
Nasıl buldun? Vallahi ışıltı payet çok seviyorum derken yılbaşı gecesi için böyle disko topu gibi de beklemiyordum açıkçası. Saç hani böyle bir çanak anten gibi göründü gözüme ilk etapta. Ay bugün hiç gülmemiştim Tayfun'dan sonra. Yani. Ay Tamer'den sonra. Ayakkabıları zaten hiç konuşmayalım. Teşekkürler. Nasıl olmalıydı bunun altına ayakkabı Muammer Bey? Sizin yorumlarınız nedir? Yani altında bej mi o ayakkabılar? Yani en fazla giyebileceği nude'dur buna. Başka ne kullandırabilirim ki? Siyah desen diş gibi olmaz. Ya çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Kızlar ben sizin ikinizi de seviyorum da. İki gündür yaptığınız işleri sevemiyorum. Ciddi söylüyorum. Bak ikinizi de çok seviyorum ben sizi. Yani saç desen saç değil, makyaj... Ay bu zaten ölmüş bitmiş, baksana kendinden sıyrılık. Dik dursana biraz, puanları artsın şunların. Güzel de kız, hani Oya gibi de kız ama siz işleyemiyorsunuz kız, anladınız mı? Bir şey var, bir eksiklik var, bilmiyorum ne. Hani kötü değil ama çok vasat. Ay yani çocuklarım onu söylemek istemiyorum. Kötü değil ama çok vasat, ne demek ya? Nasıl bir yorum ya? Değil işte ama hayır, ağzından onlara bugün öyle bir şey çıksın istemiyorum. Çünkü bana boşnak böreği getirecekler. Ay öyle mi? Biz onu bilmiyorduk. Bir de bu kadar ödülleri olan iki güzel... Ay oraya girmesene lütfen. Daha yüksek beklentilerimiz ya var. Ya tabii ama ki ayrı o şey. Şimdi bakma ikinci gününe veriyor. Ay ben hiç böyle der miydim gelenlere? Asla. Demezdim değil mi? Uçardınız. Bunlar ama çok ikisi de şirin de ben bunların ikisini bana de seviyorum. Bana ilk hafta çok uçtunuz. Sana hep uçacağım ben buradan gidene kadar. Yine de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ayşegül makyaj nasıl sence? Aslında makyaj güzel. Şöyle anlatayım. Bakın çok güzel. Dün beni dinlediğin için teşekkür ederim. Burun kontürü, yanakları, allığı şuralara sürmesi falan onun yüzünü çok toparladı. Renkler tamamen sizin renkleriniz. Bu pembeler, dudağındaki o gül kurusu falan çok yakıştırdım. Tek problem kaş. O kaşı önce yapacaksın o zaman. Yani bu kaş bu kızı demode gösteriyor. Kaşı demode yani. Ve bu tenlerde asla göz altına pembe sürmemek gerekiyor. Pembe, turuncu, kırmızı. Sürüyorsan da kirpik dibine bir hat çekmek zorundasın. O yüzden bu ağlamış gibi, sanki yılbaşına ağlayarak girmiş gibi. Elinize sağlık. Güzel şeyler söyleyeyim ki 2020'de sizin için güzel geçsin. İsmin neydi? Meryem. Meryem kız deminden beri espri yapıyor, gülmüyorsun. Kendi kendine gülüyor kız. Gülsene biraz. Gül. Şöyle gül, morali düzelsin. Bak 3 verdi sana, kaldı. Teşekkürler. Gül annem gül espri yapıldığı zaman arada. O da bizim moral kaynağımız biliyorsun. Adnan Bey saçı nasıl buldunuz? Çok güzel bir şeyler yapmak için yola çıkmış. Şeyi çok sevdim. Bu sene 3D'ler çok ince böyle çok tüy tüy çekilip yapılıyor. Daha natürel olması açısından. Yan döner misiniz? Öyle bir çalışma yapmış. Aslında çok hoşuma gitti. Ama önden böyle baktığım zaman şuradan şöyle arkaya doğru böyle yelken direği gibi gidince hoşlanmadı. Yani. Ben çanak kattım, sen yelken direği. Amacın, niyetin çok iyiydi ama beyninden geçenleri ellerin yapamadı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel geçsin gecen. Son olarak Taner ve Aslı'nın modeli Gonca Çakmak gelsin. Bir şey söyleyeyim mi? Sil bir şey. Yıkıl. Yıkıl. Çok güzel. Kapansın Gonca kendine baksın.
elbise çok güzel seçimi. Elbise seçimi çok beğendim. Ben çok severim. Ayakkabıyı da bak uçları bordo seçmişler. Çok iyi olmuş. Ben şoktayım. Aa, şoktasın? Evet. Ne oldu? Yani saçımı çok beğendim. Çok güzel olmuş saçım. Makyajım da ufak tefek sanki birazcık aksaklıklar olmuş. Biraz yüksek sesle konuşur musun? Yani şöyle saçımı beğendim gerçekten. Evet. Sadece makyajımda sanki ufak tefek bir aksaklıklar olmuş. Ne gibi? Yani rujumda biraz saçma gibi bir şey olmuş ya da silinmiş galiba içerideyken fark etmedim. Geri kalanını beğendim gerçekten. Yeni yıla böyle girelim diyor musun? Girerim. Peki. Ne diyorsun Hasan? Ben çok mutsuzum Gözde Hanım. Neden? Tayfun benim modelimi çok ağır eleştirdi. Ben de hırsla böyle onun modelini Taner. Ben de hırsla onun modelini bekliyorum. Bakıyorum ağır eleştirecek hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden mutsuzum. Eleştireceğin eline sağlık. Çok güzel yapmışsın. Hiçbir şey bulamam. Çok güzel yapmışsın. Teşekkür eline ediyorum. Eline sağlık. Çok sağ ol. Modeli tam böyle kafasının yapısına, kıyafetinin kombinasyonuna... O yandan düşen bir iki tane falan çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben çok beğendim. Sağ. Teşekkür ediyorum. Tayfun? Ya yerden yere vurmak istiyorum da. Bir tarafım da sus diyor. Dayanamıyorum. Kadife işledik geçtiğimiz haftalarda. Oradan da biraz fikir yürütebilirdin. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. 35 yaşın üstü değil mi? Şimdi bu hanımefendi zıplarsa düşmeyecek mi bu saç? Gayet hoş. Maşallah. Allah yılbaşı mesajesin. Görüyor musun sen burada yılbaşı? Evet yılbaşına gidebilir gayet ya yemeğe. Ben de sorun var ya ben. Hani bana gelince ne güzel ya üstünden prim yapıyorsun benim üstünden konuşabiliyorsun dilin açılıyor. Yani Hasan olunca güzel olmuş yani güzel mi olmuş kötü mü olmuş ben senin ne demek istediğini anlamadım. Bana gelince Allah'ım esirgesin. Hasan'dan bu dil korkuyor. Ne? Üstünden niye prim yaptığını yani düşünüyorsun? Yani size niye kısa kesiyor da bana gelince konuşmak için konuşuyor? Hasan'dan korkuyor. Konuş kurban olayım konuş. Hasan'dan korkuyor. Bugün yılbaşı. Özlem'in saç yorumuyla devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendiriyorum? Ben kıyafetini de ayakkabısını da saçını da çok beğendim. Yüksek sesle konuşur mu? Kıyafetini de saçını da ayakkabısını da çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Ama bilmiyorum ben yani böyle sanki akşam nişanı sözü kesilecekmiş gibi geldi bana. Ben öyle bir şey. Efendim? Akşam nişanı var. Yok. Eşiyle yemeğe gidiyor. Müzik Hayır, dinlemeye gidiyor. Bilmiyorum ya. Bana öyle bir şey verdi içeri girdiğinde. Sanki akşam yani tepsiyle gelse nişanı varmış gibi bir görüntü aldım. Saçını çok beğendim. Eline Teşekkür sağlık. Ediyorum. Çok sağ olun. Yüzüne de çok yakıştırdım. Yeşil de çok yakışmış. Ayakkabı da çok uyumlu olmuş. Teşekkür ederim. Ama ben uygun bulmadım. Zeynep benim makyajı nasıl buldun? Ellerine sağlık Aslı. Makyajında şöyle ben gözlerini beğenemedim. Yani gözlerine yaptım. Nesini beğenmedin mesela? Kaşını beğenmedim. Hani rujun rengini beğendim. Buse? Modeline asillik çok yakışıyor. Böyle evet. Taşıdığı o asalet akan kıyafeti çok güzel taşıyorsun gerçekten. Rujunu çok sevdim. Keşke rujunu özenli sürüp çok güzel dudağını patlatsaydın. Gözünde hiçbir şey sürme. Hiçbir şekilde bir şey sürmeden sadece kirpik taksaydın. Kaşını çok güzel yapmışsın bugün. Kirpik, kaş ve bu dudağı isterdim bu makyajda. O gözüyle dudağı birbirini boğmuş ve gözü eksik durduğu için bana temiz olsa daha güzel bir görüntü verirdi. Ama cildi güzel. Gözlerini kapatır mısın? Keşke biraz daha özenli davransaydın. O far yerine bir kirpik takıp hemen dudağa geçseydin. Teşekkür ederim. Serap? Kaşta yine problem var. Yani kapattığın yeri de boyamamışsın. Bir de aslında yanlış da kapatmışsın birazcık Aslı'cığım. Gözde yine eksiklikler var. Bir de hanımefendinin yaşını büyük ve ben yüzünü yorgun, solgun görüyorum. Biraz daha canlı yapmalısın. Puanları yazın. Hak ettiler ama. Ben yani gerçekten hak ettiklerini düşünüyorum. Ama gerçekten iyi olmuş diğerlerinden sen. İyi olmuş, aynen. Söylenecek bir şey yok. Muammer Bey nasıl değerlendiriyorsun? Ben bayıldım, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim Muammer Bey, çok sağ olun. Beş verdi. Yes. Tuba? Bir kere petrol yeşilini çok severim.
kadifede de çok güzel duruyor. İçeriye bir girdim, böyle asil bir hanımefendi geldi karşıma. Saçları da beğendim. Yani kıyafetle birlikte bir bütün olarak değerlendirdiğim zaman. Göz makyajıyla ilgili ben yorum yapmayacağım. Çünkü eksikler var. Özellikle kirpik. Evet. Bir de stilettolar. Arkasını döner misin? Evet. Stilettoların arkası çok güzel duruyor. Kırmızı ve ön tarafta siyah mı yeşil mi öyle bir renk. Buradan çok seçemiyorum ama çok uyumlu buldum. Bugün bu gözlüğü kime takacağım diyordum. Ya. Sevdim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi gelelim detaylara, işin uzmanlarına. Makyajı nasıl buldun Ayşe? Şimdi makyaj berbat. Sen de biliyorsun zaten. Sen orada böyle bir şeyler yaptın biz çıkmadan önce. Köşelere bir şey sürdün. Tam öyle güzel gidecekti. Çünkü zaten çok güzel gözleri var, renk var. Üstü de yeşil. 20 yaşında bir kıza hem gözünde bu kadar... Yani bilmiyorum, çok özensiz buldum. Yapamadım, bir şeyler oldu. Biz o sırada çıktık. Gerisini göremedim. İşte orada bir aksilik oldu. Gözü senin makyajın gibi değil. Yani gözünü başkasına yaptırmışsın gibi. Dudağın rengi güzel. Bütün olarak baktığımda ben çok beğendim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Gülsüm. Ve söz saçın ustasında Adnan Serter nasıl buldun? Gerçekten ben de kıyafet ve ayakkabı falan çok beğendim. Ancak yaşı çok büyüttü. Gerçekten çok büyüttü. Bir de böyle kare tipli yüzlerde kulaklarınızda problem var mı? Böyle hani affedersiniz kepçe var, falan deriz. Şey var. Hafif bir kulak arkası yapar mısın şunları ya? Bunları da alayım mı? Yok, onlar kalsın. Ne var biliyor musunuz? Bakın böyle kare yüzlerde eğer kulağın üstünü doğru kapatıyorsanız yüzü iki kareye bölüyorsunuz. Ama böyle yaptığınızda yüz şak diye uzuyor. Yani şu çeneden şu çene kemiğin eklemine kadar olan kısmı uzatmanız gerekiyor. Bak şu anda mesela şu bölgesi bile uzadı. Ben böyle şeylere çok dikkat ediyorum. Genel olarak tamam, naif bir saç oldu. Bir de döner misiniz arkadan proporsiyonuna bakalım. Gayet güzel ama yaşını büyüttü ve şu yüzü kısaltmasından hiç hoşlanmadım. Eline sağlık. Ayağına sağlık. Evet, teşekkür ederim. Şimdiden iyi yıllar. Bekle bizi baby. İyi eğlenceler. Kuaförüm sensin de yılbaşı konseptinde saçlar, makyajlar, kıyafetler değerlendirildi. Bakalım sizin şampiyonunuzla bizimki aynı mı? Bugün hangi takım kazandı? Hangi takım en düşük puanı aldı? Az sonra. Ben Özlem Hanım'a bir hediye vermek istiyorum. Kuaförüm sensin'in en kötü kuaförü olarak. Senin şu anda yaptığın çok büyük saygısızlık. Onları da kaldırın oradan, bence hiç boş, kuru kalabalık. Şunu alıp seni tekrar masana koyacağım ben. Merak etme sen. Eski yılı güzelliklerle kapatan takım... 29 puanla... Sıra geldi bu neşeli günde sonuçları açıklamaya. Yeni yıla modellerimizi hazırladık. Emin olun buradan hepsi mutlu mutlu ayrıldılar. Bakalım günün en düşük puanı kim aldı? Kazananı kim oldu? Hazır mısınız sonuçlara? Salı günü en düşük puanı alarak bu yılı dördüncülükle kapatan takım. Rakiplerinden de genelde en düşük puanı almışlar. 16 puanla sonuncu olan takım. Tayfun Serap.
Allah Allah. Allah Allah. Evet. Teşekkürler. Direkt bana bakıyor yalnız. Bana bakıyor direkt, ne yapayım? Ben anlamadım yani, bu adam benden ne istiyor? Birincisini açıklıyorum günün. 2019 senesinin Kuaförüm Sensin de son günün birincisi. 29 puanla. Salıyı sallayan, eski yılı güzelliklerle kapatan takım. Ben Özlem Hanım'a bir hediye vermek istiyorum. O ödüller arasında kuaförüm sensinin en kötü kuaförü olarak. Yani sen galiba ben... bayağıdır sevap falan işlemiyorsun. Sevap işlemek yok, geldi içinden. Yani... Şunu Zeynep alıp Hanım... seni tekrar masana koyacağım ben. Merak etme sen. Günün birincisi... Taner Aslı. Ne? Ne? O ne? Ne? Ya. Gel sarıl. Hak ettik ney ney. Teşekkür ederim ama bugünkü benim o bitiremediğim geç kalmış makyajı. Canım ben kapattım onları, sen sus. Açığımı Taner kapattı. Sevindim. Teşekkür ediyoruz Gözde Hanım. Teşekkür ederiz. Yani bugün hak ettiklerini düşünmüyorum. Yani bugün o kadar hak etmediler ama bütüne baktığımızda da güzeldi. Bütüne baktığım evet. Zaman onlar hak etti. Ama makyaj konusunda makyaj da Hasanlar hak etti. Yıkıldı yani. Ben Özlem Hanım'a bir hediye vermek istiyorum. O ödüller arasında kuaförüm sensinin en kötü kuaförü olarak. Bir plaket daha size vereyim. Eksik. Şu anda bu da burada kalsın bence. Bu da burada bence kalsın. Yani yap, bu senin masandaydı herhalde değil mi? O plaketlerin sana kim vermişti? Yani. Bu senin masandaydı. Öyle, senin masandaki hediye kalktı bana vermen. Plaketle falan geldiniz mi? Hediyelerle falan. Tamam, hediye hediye etmek sünnettir diyorlar ama. Yani sen galiba ben... bayağıdır sevap falan işlemiyorsun. Sevap işlemek yok, geldi içinden. Yani, o da orada yine dursun yani. Yine kalsın bu köşede, sıkıntı yok senin o için. O da orada en öne koyun hatta en öne. En öne bırakın. Benim en ben senin yaptığın bu saygısızlığı asla hak etmiyorum. Gerçekten bunlar çok özel insanlardan aldığım plaketler. Senin şu anda yaptığın çok büyük saygısızlık. Yok, saygısızlık. Evet, gerçekten saygısızlık. Sen beni iki gündür hazır, burada görüyorsun. Hazır yeni yıla girin. Sizin için demiyorum. Zeynep Hanım lütfen. Ben yorum Özlem Hanım'dan izin verir misin? Neden şey ya? Sana yorum yaptığım için mi bunu yapıyorsun? Sen beni iki gündür burada tanıyorsun. Değil mi? Evet. Buradaki insanları bayağıdır tanıyorsun. Beni daha çok tanıyacağın zamanlar da olacak belki. Ama sana bunları nasıl aldım tek tek göstereceğim. Hani bunu amacım sana Zeynep göstermek Hanım. Değil. Şunu Zeynep alıp Hanım. Seni tekrar masana koyacağım ben. Merak etme sen. Gergin kapatmıyoruz yala. Güzel kapatıyoruz, güzel açıyoruz. Koca bir yılı geride bıraktık. Tartıştık. Yılbaşında birinci olduk, yılbaşında birinci olduk. O zaman hep birinci olacağız inşallah. Herkesi yanıma istiyorum. 2019'u hep beraber kapatıyoruz arkadaşlar. Yarın yeni bir yıla, yeni bir güne beraber merhaba diyeceğiz. Tuba, bizi şarkısız bırakmazsın değil mi? Hadi seni de sahneye alalım. Şarkıyı yansın gemi bana baksın aksiyonu patlat mori hani kastan insan soldan gelin cam yüksel gel yükü boş ver kimseyi üstlenmem süspansiyonla gelip üstlerden üstüme düşen bu yüksel.
Daha daha.